Sokrates Stüdyo'da Dünya Kupası yayınlarında artık Z raporuna geldik. Moskova merkezde hep beraber burada bir ne yapacağız? Bilanço çıkaracağız. Bu gece ama sadece futbol konuşmayacak bu ekip. Başka şeylerden de dem vuracak. Öyle umuyoruz. Hoş geldiniz. Emre Özcan yine her zaman olduğu gibi. Onur Erdem, İlhan Özgen, a.k.a. Toprak Sağ ve ben Caner Erdem sizlerle olacağız. Peki, öncelikle dünkü finalden başlayalım isterseniz. Sondan başlayalım, sonra genel bir sürü muhabbete gireriz. Dünden beri Twitter'da işte Fransa hak etmedi, şöyle futbol oynamadı. Onun üzerinden Hırvatistan daha çok hak etmişti. Dün akşam siz de konuştunuz zaten burada ekip olarak İnan ve Erman'la beraber. Önce bundan başlayalım isterseniz. Bir de üstüne şey de oldu çünkü tartışmalar. İşte Fransa zaten başka ülkelerin futbolcularını alıp sömürge tavrıyla başarılı oldu falan. Böyle garip garip şeyler de konuşuldu. Ondan sonra bana göre garip çünkü onun bir sürü hikayesi var. Biraz mesnetsiz, temelsiz iddialar gibi geldi. Bu programda çok insan harcanır. Evet, bu programda bugün Z raporunda bayağı bir Moskova Merkez Z raporunda çeşitli gömüler ortaya çıkabilir. Arkeolojik kazılar yapılabilir. Geçmiş bir aya dair. Ben başlayayım. Öncelikle bir ay boyunca burada yok Onur sol profil, yok Onur bilmem ne falan. Yok buraya oturdu gibi şeyler oldu. Buyurun. Fedakarlıksa fedakarlık. Kardeşim burada 30 gün yattı kalktı. Şu koltukta yattı sabahları kalktı orada. Otursun işte bu şekilde yaptık. Yani böyle bir durum yok. Önce bunu açıklığa çok sağ ol ya. Teşekkür ederim rica gerçekten. Rica ederim. Ben seni daha böyle ortada daha merkezde olmanı düşündüğüm için genel olarak o tavrı sergilemiştim ama böyle algılanmadı yani. Neyse. Sohbetin merkezinde değil mi? Aynen. Neyle başlayalım? Fransa mı? Bence Fransa'yla başlayalım. Ben ilk kere bittiğinde hala görüşümün arkasındaydım. Maçta önce hatta bir önceki programda şey demiştim. Hangi görüş? Genel olarak benim kadar değişiyor. Anlatacağım şimdi. Bir önceki programda şey demiştik final için yaptığımızda. Abi Allah aşkına hani Fransa kazanacaksa da böyle Mbappe falan çıksın. 98 Zidane performansı gibi bir şey göstersin. Onunla hatırlayalım bu kupayı. Öyle kendi kalesine golmüş yok. Adama çarptı girdi bir şeyle olmasın umarım dedim. İlk golü böyle attılar. Sonra Perisic attı. Üzerine garip bir penaltı. Penaltı bu arada da yani... Varla gelen, pozisyon olmayan yerden çıkan saçma sapan bir penaltı yani. Karar doğru, tekrar onu söylüyorum. İlk yarı bitti, dedim yani Allah kahretsin artık yani hani bu kadar da değil. Neyse ki ikinci yarıda öyle daha güzel bir iki gol falan oldu. Dedim iyi, yani hani bir noktaya kadar bunu absorbe edebilirim. En azından dört gol attılar falan. Evet, yani olmasaydı burada daha çirkin konuşurdum. Döşem'i sevmiyorum, önce onu söyleyeyim. Oynattığı futbolu da sevmiyorum. Düşünce tarzına saygı duymuyorum. Bundan sonra kariyerinde başarılı olabileceğine inanmıyorum. Bir Dünya Kupası daha alıyormuş. Bari saygı duyuyorum. Milyonlar Ligi alıyor bu sezon. Saygı duyuyorum ama sevmiyorum de bari. Oynattığı futbola saygı duymuyorum. Ben. Anladım. Yani kendisine de saygı duymuyorum. Bireysel olarak soruyorsan kendisine de saygı duymuyorum. O ayrı konu da yani o Benzema hikayelerindeki... Ya Benzema da az buz değil de... Nefes suçuyla başlayan bir program. Tutarsız bir adam olduğunu düşünüyorum. Böyle. Ya Fransa'daki benim tek aslında... onu söyleyeceğim. Abi dün çok düşündüm. Ya bu Fransa kadrosunda nefret edecek adam var mı diye. Bir ucundan tutar mıyız diye. Yok. Yani... Hepsi tatlı tatlı çocuklar. Bir sıkıntıları yok. Öyle göze batan bir pislikleri yok. İşte başlarındaki hocaya o yüzden sardım. Birazcık büyük ihtimalle döşemin yükselmemin sebebi de bundan. Nihayetinde benim için yani tek bir düşüncem var. Bir tane kırılma anı var bu kupanın. Pavar'ın golü. Pavar o golü atmasa ve hala arkasındayım bu görüşüm. Pavar o golü atmasa Arjantin o maçı 10 dakika 15 dakika daha tutsaydı bugün başka şeyler konuşuyorduk. Ha Arjantin mi konuşuyorduk? Hayır. Ama başka bir şey konuşuyorduk bence. Böyle oldu. Turnuva boyunca Fransa adına her şey olması gerektiği gibi gitti. Bütün şans ve talih anlarında da hepsi yanlarındaydı. Her oyuncusundan, en beklenmedik oyuncusundan dahi gol buldular. En beklenmedik rakibe karşı oyunu tuttular. Soğuttular. Öne geçtikleri her maçı da kapadılar. Yani çünkü uzatmayı götürmediler maçları. Aynen. Yani bu açıdan da çok kritik. Bu açıdan saygı duyuyorum. Ama benim istediğim ve beklediğim Fransa bu muydu? Değildi. Ha. Adam diyecek ki yani senin keyfine göre Dünya Kupası'nı mı verelim? Bu da çok mantıklı bir soru. Ben bireysel bir izleyici olarak konuştum şu anda. Peki şöyle bir ters soruyla da size aktarayım sohbeti. Onların başlattığı, alevli başlattığı sohbeti. İngiltere sadece Panama ve şeyi yenebildi. Tunus yenebildi. Birinde son dakika attı golü. Birinde altı atlamayan Panama'nın hali belli. İsviçre'yi yendik. İsviçre'yi yendi, evet doğru. Yendik. Ama onda da çok yani çok kadar çok zorlanarak yendi. Üzerinde bacı varken yok, İngilizce şey için soracağım. Çok zorlanarak yendi. Ama acayip bir İngiltere geldi. İnanılmaz işte şampiyonluğu çok hak eden dendi. Fransa neden hak etmiyor peki bunun yanında diye inanamam buradan pas atayım. Sonra zaten 30 gündür konuşan yani Emre'ye sopası. Yani bu arada istediğin zaman sohbete gir zaten yani. Öyle bir şeyimiz yok. Ya İngiltere
aslında Southgate sayesinde biraz böyle bir sempati kazandı. Bir de birkaç turnuvadır ne oynadığını anlamadığımız bir İngiltere vardı karşımızda. Burada bari işte topa sahip olmaya çalışan, duran toplarla acayip organizasyonlarla tehlikeler yaratan bir takım olunca bir de o benim sinir olduğum İngiltere pohpohlayanlar çoğunlukta olduğu için İngiltere sempatik oldu. Ben biraz beklentilerle de alakalı. Aynı şey işte oradan onu bağlayacağım abi. Fransa'nın da bu kadar nefret kazanmasının sebebi de o beklentiler bence. Bu kadar yani potansiyelli insanlar, değil mi? Evet, o kadroya bakınca acayip bir makine futbolu beklediler. Ama Dünya Kupası'nda hiçbir zaman bu futbol oynanmadı uzun süredir. Yani bugün o tiki-taka dediğimiz işte acayip övdüğümüz o Barcelona'nın temelini oluşturan İspanya bile eleme maçlarının hepsini 1-0 kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Paraguay gibi takımları zor yendiler. Finalde Hollanda'ya Robben olmasa, yani Robben onu atabilse biraz fundamental, o vuruş tekniği düzgün olsa iyi futbolcudur ama orada çok hata yapar. Hollanda alabilirdi. Bir tek Almanya maçında o İspanya gibi oynamışlardı ve götürdüler işi. Yani bu, orada o oyun oynanmıyor. O beklenen, akıcı, acayip şeylerin olduğu ve insanların hayallerinde olan o futbol oynanmıyor. Ben de Fransa'nın daha hücumcu oynayabileceğini düşünüyorum. Ama baktığında o savunması, o sağlamlığı, yani dün ilk golü attıklarında ya bunlar artık yenilmez. Belki de milyonlarca insana bunu dedirtti. Fransa aslında sistemini, Dünya Kupası kazanma geleneğini, kupalarda çok etkili takım olma geleneği de bu sisteme borçlu. Kim ne derse desin. Yani işte Emre Jacquet'in bahsettiği 82'deki Almanya-Fransa maçındaki o oyunu tutamama, o mağlubiyet ve 98 takımını bunun üzerine kurdum demesi zaten her şeyi açıklıyor. Bunda şaşırtıcı bir şey yok. Yok. Diğer konuysa tamamen bir saçmalık. Yani atıyorum gidip Gana'da parlayan, Gana Ligi'nde parlayan adamı alıp da sen Fransız ol demiyor adamlar. Kendi vatandaşını acayip iyi bir sistem içerisinde, 70'lerin sonunda kurulan sistem içerisinde yetiştiriyor. Ve yıllardır bunu yapıyorlar. Belki de son 20-25 yıldır dünya futboluna en çok oyuncu kazandıran ülkeden bahsediyoruz. Onun için biraz gaddarca olduğunu düşünüyorum bu yorumlarım ben. Bu arada orada bir istatistik enteresan. Son 11 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finalinden 5'inde Fransa var. Yani son 20 yılın aslında baktığında en dominant takımı. Yani iş rakamlara döküldüğünde özellikle. Bir de senin dediğin oyuncu üretimi var. Sen buradan alırsan neler söylemek istersin Fransa üzerine mi? Ya da istediğin yerine alabilirsin tabii de. Öncelikle ben bugün daha çok sizi dinlemeye geldim. Yoruldun mu? Efendim? Yoruldun mu? Biraz zorla getirildim bugün. Ben dün finali yaptığımızı düşünüyordum. Ne yaptık ulan? Halat bir telefon geldi onlardan. Ronaldo'nun 98 yarın, Dünya Kupası bir telefon geldi onlardan. Zaten bunun diyeti olarak da bu koltuğum bana verildi. Yani sanki bir hiç böyle bir durum böyle, yok. Hiç böyle bu bir hediye gibi bana. Peki Onur sana bu koltuğu ilk verirken ne dedi program başlamadan önce? 23 Nisan gibi vermeyiz ulan Allah Allah size yani. Bu yani koltuk verme olayından da bir prim yapacağım dedi. Son programda bu filmi de yapmak istiyorum dedi. Bunu böyle söylemeseydin iyiydi tabii. Tabii bence de. Yani ben daha yumuşak bir şey söylersin zaten işte. Çok açık oldum. Çok açık oldum. Burada hep gerçek ve açık ve çok şeffaf bir programımız. Evet. Yani Fransa üzerine de çok konuştuk zaten burada turnuva boyunca. Aynı şeyleri tekrarlamayayım ama şeyi bir kez daha söyleyebilirim. Yani hak ettiler mi? Abi şunu diyemezsin muhtemelen Fransa ile alakalı. Fransa'nın kaybetmesi gereken bir maç yoktu bence bu turnuvada. Grup maçları dahil olmak üzere. Yani kötü oynadıkları maçlar vardı. İlk Avustralya maçı mesela. Açılış maçı grupta onlar için. Çok etkisiz bir maç. O maç o kadar kötüydüler ki aslında kaybetmeleri gerekiyordu mu? Hayır hayır. Yani öyle bir maç yoktu işte onu diyorum. Yani kazanmasalar olurdu maçı var. Kazanmasalar olurdu maçı var. Ama hiçbir maçı kaybetmeyi hak etmediler. Şimdi böyle bir ortam varken özellikle ve şunu da söyleyeyim. Yani son 16'da rakip Arjantin ne olursa olsun. Çeyrek final Uruguay, yarı final Belçika, finalde turnuvanın flaş takımı Hırvatistan. Yani bu yoldan gidiyorsunuz finale, bu yoldan şampiyonlar gidiyorsunuz ve hiçbir maçı kaybetmeyi hak etmemişsiniz. Turnuvayı kazanmak ayrı bir şeydir. Şimdi böyle bir ortamda turnuvayı kazanmayı hak etmediler diyemem ben. Çünkü hakikaten yani göz hoş gelmeyen bir futbol oynadılar. Mesela İngiltere ile farkları şu bence abi. İngiltere, İlhan'ın söylediği şeylere katılıyorum. Ama İngiltere oynamak isteyip oynayamayan bir takımdı. Yani İngiltere oynamak istiyordu. Gary Southgate'in kafasında oynamak vardı. Bunu zaten elemelerde de gösterdiler. Hazırlık maçlarında da gösterdiler. Ama üretim yapamadılar. Üretim yapamaları nedeni de Didier Deschamps gibi teknik adamlar bence. Yani daha doğrusu o felsefenin bu turnuvaya çok net bir şekilde damgasını vurması. İzin vermediler abi. Üretmeye çalışan takımlara bu takımlar, Fransa gibi takımlar. Turnuva mesela gruplardaki İran bence bunun sembollerinden biriydi.
ya da nasıl söyleyeyim, Brezilya bile bence üretmekten ziyade aslında önce Çiçe'nin yani önce rakibi karşılayayım, ondan sonra direkt hücumu, topu kazandıktan sonra direkt hücuma gideyim kafasındaydı. Counter punch yani. Evet. O felsefe sanki biraz sıkıştırdı mı? Genelde kontrol oynamaya çalışan takımlar vardı abi bu turnuvada. Ve bunun zirvesi işte Fransa. İngiltere oynamaya çalışıyordu ama oynayamıyordu. Fransa ise hiç oynamaya çalışmadı. Bence fark burada. Fransa'yı olduğundan kötü gösteren de insanların gözünde bence bu. Benim için de aynı şey geçerli. Ama dediğim gibi öyle bir performans var ki, yani öyle bir defansif futbol var ki, o defansif futbolun çok dominant olduğu bir turnuva bence. Yani dediğim gibi hiçbir takıma izin vermediler. O en çok oynamaya çalışan takımlardan biri Belçika'ydı. Yani Belçika'ya pozisyon vermediler ya 90 dakika. Ve çok daha net pozisyonlar ürettiler Belçika'ya karşı. Böyle bir ortamda da ben açıkçası net bir şekilde hak ettiklerini düşünüyorum. Ya eskiden Dünya Kupası'ndan çok çıkarım yapılırdı ya. Burada da konuştuk bazı programlarda da. Yani işte spor, futbol, bir futbol sporunun, yani futbolun oynanan futbol açısından, felsefe açısından zirvesi olarak görülürmüş eskiden. Değil mi? Yani sonuçta 60'lar 70'ler hep çıkarımlar daha fazla yapılırmış. Futbol bu yöne gidiyor diye. Ama şimdi onu yapmak herhalde o kadar mümkün değil sanırım. 7 maç. Teknik direktörleri de sen de o gün ilk programlardan birinde söylemiştin. Yani buradaki teknik direktörler artık milli takım teknik direktörü denen bir şey oluştu. Yani bir felsefe üreten değil de daha ne elde ediyorsam oradan, nasıl kazanacaksam onu bulayım ortaya koymaya çalışacağım. Bu sanırım bu kupadan çıkarım yaparken daha mı imtinayla yaklaşmamızı getirecek? Ne dersin Onur? İlhan'dan rol çalmak istemiyorum. Bir şey söyleyip ona pas atacağım. Eskiden Dünya Kupaları trendi belirleyen organizasyonlar olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi futbolun bu kadar globalleşmemiş olması. Ve atıyorum Brezilya milli takımının, zaten adamlar Brezilya'da oynuyorlar. Avrupa'dakiler kim bu herifler diyor daha oraya geldikten, tanımıyorlar, etmiyorlar. Atıyorum İtalyanlar kendi liginde oynuyorlar, İngilizler kendi liginde oynuyorlar, Almanlar kendi liginde oynuyorlar. Zaten böyle bir transfer durumu yok. Zaten bütün ülkelerdeki oyuncular kendi nasıl söyleyeyim, kendi habitatlarında yetişip oradan geldiği için zaten bir ekol olarak gelebiliyorlar. Şu anda bu kadar dağınık futbolcu havuzundan bir ekolden bahsetmek bence çok zor. Artık ekoller bence şuradan nasıl söyleyeyim, meyve açıyor diyeyim yani. Fransa altyapı sistemi, Alman altyapı sistemi, İspanya altyapı sistemi. Bunun içinden yetişen oyuncular belli kimliklerle yetişiyorlar. Eskaza bunlardan belli bir oyuncu grubunu ve jenerasyonu bir araya getirdiğinde bir ekolden bahsedebiliyorsun. İspanya gibi. Veya şu anda Fransa gibi. Ama Fransa'nın ekol olarak sana sunduğu futbol oyun tarzı değil şu anda. Oradan çıkan belli yapıda oyuncular. Atletik, top bilgisi yüksek, pozisyon bilgisi yüksek. Bir oyuncu havuzu. İspanyollar atıyorum bundan önceki jenerasyon aşırı pas yap, hani aşırı pas futboluna meyilli topu isteyen bir oyuncu grubu. Bu oyuncu grubu olarak sana bir kimlik veriyor ama futbol tarzı olarak bir kimlik veriyor mu bilmiyorum. Belki ama onu verdiği için de o oyuncu grubunun oynayabileceği futbol bellidir. En fazla bu oluyordur. En büyük fark bence bu. Yani eskiden hani ilana vereyim buradan futbol trendleri Dünya Kupası'nda belirleniyordu. Bir zahmet zaten yani. Hani şu anda her gün görüyoruz kimin ne olduğunu biliyoruz yani. Biz onu Box to Box'da Emre'lerle konuşmuştuk galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya şimdi bir takım belirleyelim. Borussia Dortmund diyelim. Dortmund'un yaptığı antrenmanları biraz ilgili bir futbol seversen sen bile izleyebiliyorsun. Hı hı. Yani bu işin tekniğine, taktiğine, saha içinde olmana lüzum bile yok. Yani böyle bir ortamda tabii ki artık lig maçları ya da Şampiyonlar Ligi her şeyi belirleyecek. Çünkü daha önce Dünya Kupalarında Onur'un söylediği gibi o takımları ilk kez görüyorsun ve oynattığı sistemler ilk kez dünya sahnesine çıkıyor. Şimdi her şey ne kadar, yani şut antrenmanına, pas antrenmanına kadar bunu inceleyebildiğin bir ortam var. Onur'un o tanınmamışlıkla ilgili söylediğinle ilgili güzel bir şey var, örnek. İşte Graham Souness'a bir röportajda soruyorlar, karşılaştığın en iyi oyuncu kim? Sayıyorlar, işte Hodul mu diyorlar, Maradona mı filan diyorlar. Hayır diyor, bence en büyük oyuncu Zico'ydu. Biz onlarla Interkontinental Kupa'da Liverpool'la Flamengo oynuyor. Düşünün yani 80'li yılların en büyük 10 numarası, girişin Platini ya da şey daha piyasada yokken Maradona. Biz Zico'yu hiç tanımıyorduk. Bize çok iyi bir oyuncu olduğunu söylediler ama biz çok iyi oyuncuları zaten orta sahada hapsetmiştik. Liverpool'un sistemi buydu. Onu da hapsedeceğimizi düşünüyorduk. Ama sahaya bir çıktık, yanına bile yaklaşamadık. Şimdi düşünsenize yani böyle bir 10 numara olsa ve tüm dünyanın gözü üzerinde olur. Her şeyini bilirsin. Topu nereye çekiyor, ilk pas tercihi hangisi, alternatifleri neler, her şey inceleniyor.
O zaman dünyanın o anki en iyi on numarasını, dünyanın en iyi orta sahasının elemanları bilmiyor. Bunu 81 yılından bahsediyoruz yani. Çok acayip uzaklara, 50'lere 60'lara gitmeyelim. E bu dünyada da tabii ki o Zico'nun Brezilya'sı 82'ye gittiğinde bir şey belirliyor. 86'ya Bilardo'nun Arjantin'i geldiğinde tanınmadığı için bir şey açabiliyor. Şimdi bu çok zor. Orada ama Onur'un dediğinde biraz İspanya'yı öteye koyabiliriz. İspanya çünkü hani Barcelona temelli çok oyuncu vardı biraz. İtalya'da mesela Milanlılar temeldeydi. İspanya'da onlar vardı ama bu yeni dünyaya modern 90'ların futbolunu Fransa kültürü bence damga vurdu milli takımlar açısından. Fransa'nın da baktığında işte Clairefontaine'de yetiştir ya da başka yerlerde 11 yetiştir. Tane uydu şeyi var zaten. Daha sonra da onları yurt dışına ver ve yurt dışında tamamen olayın aslını kazanmayı öğrensinler. Ve sonra tekrar toplayalım felsefesi üzerine. Aslında aynı rendeden çıkıyorlar. Biraz onun da getirdiği bir kolektivizm oluyor sanırım Fransa'da. Yani ne oynayacaklarını hepsi ortak akıldan öğrendikleri için ortak merkez bir yerden. Sanırım o kolektivizm hep etkili oluyor. Yani 2010'da abi 98'den beri Fransa'dan kanat forvet çıkıyor. Evet. Yani 98'den beri Thierry Henry'sinden tut, Osman Dembele'sine, Kylian Mbappe'sine. Aslında bunların hepsi bir açıdan belli noktalarda özdeşleşen oyuncular. Yani fiziğinden tut, hızına, oyun yapısına kadar biri az, biri çok ama genel bir oyuncu felsefesi verdiğini söyleyebilir. Yani 20 yıldır bu adamlar belli tarzı adamla üretmeyi atletik başarıyorlar defansif, yani. Defansif orta saha oyuncu. Mesela yani, Patrick Vieira'dan itibaren yani, üretiyorlar. Aynı yani. Fitreden çıkıyorlar yani. Ama mesela Arjantin'e bakıyorsun her oyuncu aynı fitreden çıkmıyor. O yüzden o kolektif yapı oluşturmaları çok zor oluyor gibi Arjantin'de bir teori üretebilir miyiz? Fitre yok. Yani o da var tabii. Öyle fitre bir problem var. Onlar fitreyi bayağı ihmal etmiş gözüküyor. Buna ne dersin Emre? Abi bir de şöyle bir şey üretebiliriz bence buna ekstra olarak. Bu Fransa'ya kadar milli takımlarla özellikle bu turnuvalarda büyük başarı sahibi olmak için hep kulüp takımlarının kopyalanması gerektiği söyleniyordu. Buna ben de katılıyordum. Yani hakikaten başarının kısa yolu buydu. Ve son yıllarda işte etki yaratmış milli takımlara baktığın zaman hep bunu görüyordun. İspanya'da da Barcelona etkisini net bir şekilde görüyordun. Almanya 2014 Dünya Kupası'nda finale giderken işte o takım Bayern oyuncuların çok ağırlıkta olduğu bir takımdı. Son dönemin başarılı İtalyaları, Euro 2012 finali ve işte Euro 2016'da çeyrek final oynayan ama çok etki yaratan belki de turnuvanın en flaş takımı. Juventus temelini kullanan hem sistem anlamında hem o sisteme pozisyon işte Juventus'tan oyuncuları yerleştiren Claudio Prandelli ve Antonio Conte ile yukarı çıkan bir yapıdaydı. İşte Türkiye'nin en büyük başarısı, dünya üçüncülüğü Galatasaray temelli. Hatta Euro 2008'in teki başarının Fenerbahçe temelli olduğu söyleniyor. Ona da katılıyorum ben. Daha çok Fenerbahçeli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro. Omurgasını. Yani, bu Fransa için mesela... Fenerbahçe o sene galiba şampiyonlar geçerek finansal. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin kulüp olarak zirveye çıktı sezon. Bunu birçok bir takımı ve şampiyonluğu aslında uyarlayabiliriz. Kesin. İlla kupayı kazanması gerekmiyor yarı final ve... Aynen abi yani 2000'li yılların başından itibaren böyle bir formül var. Hakikaten ve bu formül üzerinden ilerledi teknik adamlar çünkü kolaydı. Yani şu bir yapı ortaya çıkaramıyorsun bu karma oyunculardan. Kısa sürede kolektif bir yapı kurmak için. Aynen öyle. Hatta işte bunu Royals'ın denediği şeyde, Tottenham'da denedi, sistem olarak da denedi. Çok başarılı olamadı. O da ayrı. Deneyip başarılı olamayanlar da var. Ama bu Fransa ve Didier Deschamps farklı bir şekilde böyle bir kulüp takımını kopyalamadan da alıp oralardan alıp kendi kafasında bir plan kurup çok defansif bir temelde yine başarıya gidilebileceğini gösteren bir örnek oldu bence. Taklit edilebilir mi? Bilmiyorum nasıl edilebilir. Ama yapı olarak belki edilebilir. Ama, burada... Ama bir şey, en azından farklı bir şey gösterdi. Onu da söylemek lazım bence. Şeyi ekleyebilir mi buna? Ya Fransa kendisi üniter bir devlet. Yani aslında farklı bölgeler, farklı kültürler var. Çok fazla kendi içinde de kültür var. Yani illa göçmenden bahsetmiyorum. Yani güneyine gittiğinizde çok farklı bir şey görürsünüz kuzeybatısına. Ama onu üniter bir şekilde birleştirdiler. Çünkü çok önemli bir eğitim sistemi vardır. Yani işin skolar sisteminde, eğitim sisteminde olağanüstülerdir zaten. Ve kolay değildir yani bir işte liseden üniversiteye geçerken bir sınav vardır. Zor bir sınavdır mesela. Burada da yani aynı şeyden geçerler, tornadan geçerler, benzer tornadan. Futbola da bunu yerleştirmişler. Yani senin dediğin o kulüp modellemesini onlar genel bir ülke modellemesi yapmışlar gibi geliyor bana. Ben bir soru soracağım burada Emre. 2013'te U20 dünya şampiyonu olan takım Fransa'nın. Şu andaki kadroya da bayağı oyuncu veren takım. Onlar nasıl oynuyorlardı? Çok konservatif oynuyorlardı. Onlar da. Pierre Mankowski çok negatif bir futbol ve o şekilde şampiyonlar gitmişlerdi. Paul Pogba'yı da aynı. Didier Deschamps gibi ben daha önce programda da söylemiştim. Orta sahaya geçmeden oynadı o turnuvada Paul Pogba. Hatta o yüzden Kondogbia daha ön plana çıktı. Tabii Kondogbia'da daha box-to-box oynayan oyuncuydu. Tovan yine çok büyük üretkenlik getiriyor takıma. Böyle bir takımdı. Yani Fransa zaten sen dedin ya abi. Fransa nereden temel buluyorum cevabını belki bu verebilir diye sordum. Fransa'nın ofansif bir takımı yok zaten son 20 yılda.
98 Fransa olmak bir alttaki dahil olmak üzere. Meşhur o Ben Arfalı, Benzemalı daha böyle henüz daha olgunlaşmamış. 6 yaş grubu. 2000 şey jenerasyonu. 2003-2007. 2007 jenerasyonu. O 17 şampiyon olanlar. Aynen. Benzema, Nasri, Ben Arfa. O üçlü mesela o zaman yaratıcılık açısından önemli bir farklılık katacak deniyordu. O üçlü de buraya gelemedi. Yani farklı şekilde. Jeremy Menez de var. Farklı sebeplerden Menez de var. Menez de var. Yalnız ekibe bak. Şu an hepsi Menez. Sorun. Hepsi evet, evet. Arada, evet o dörtlü Menez de eklersen dörtlü gece oluyor. Gece kulübüne gidersin. Yani. Yani biri evet hakikaten öyle bu arada. Yaşatırlar. Yani 98 ya. Dünya Kupası. Evet. 2 Euro 2000 defansif temelli bir takım. Bir 2004 Euro 2004'te Jacques Santini biraz hücumcu oynatmaya çalışıyordu. Böyle Zinedine Zidane'ı sol kenara atıp farklı bir şeyler denemeye çalışıp ama Zidane'ı da palyaçoya çevirmişti orada. Yani çünkü 4-4-2'nin sol kenarında adam bekini takip etmeye çalışmaktan rezil olmuştu o turnuvada. Hiç başarıya ulaşamadı. Zaten milli takım bıraktı sonra. Aynen. Santini dışında hücum oynatmaya çalışan bir Fransa'da ya da bir teknik adam da olmadı onların başında. Deşamo şuradan bir artı bir şey koyabilir miyiz? Koyamayız. Yani üzülmüyorum abi. Bir de şimdi disiplin ve hani Pogba'nın mesela verimli kılmak açısından da bence başarılı bir sınav verdi diyebilir miyiz? Yani sizce başarılı bir sınav verdi diyebilir miyiz? İşin disiplini, oyun disiplini kısmından bahsediyorum. Yani oyundaki üretkenlik. Pogba için Emre'yi bırakayım. Mı? Beni ilgilendirmiyor Pogba da. Ya şaka bir yana şeyi söyleyeceğim. Şimdi Emre Zidane'la ilgili konuşunca onu aklıma geldi. Söylemeden geçmeyelim. Şimdi insanlar 98'i ve efsane takım olarak görüyor ve laf ettirmiyorlar. Ah o takım nasıldı filan. O takım bence bundan daha savunmacı bir takımdı. Ama şunu diyenlere de hak veririm. O takımın elinde bu kadar hücum alternatifi yoktu. Tamam eyvallah. Ama o takımın en önemli olayı Zidane'dı. O insanlar 98'i sadece Brezilya maçıyla hatırlıyor. %90 adım gibi eminim bana sallayacaklar. Finalden. Onlar 2000 ve 2006'yı daha net hatırlıyorlar. Çünkü Zidane artık bir yıldızdı ve Zidane'ı izliyordunuz. Ve bu büyük oyuncular yani şu an her gün 10-15 tane çıkıyor ya efsane, büyük oyuncu, harika filan. Bunlar 20 yılda filan bir gelir. Bunlar ayrı bir dünyadır. Ayrı bir yetenektir. Bu oyuncular içinde bulunduğu sahayı acayip etkiliyorlar. Şimdi İspanya'nın sisteminden bahsediyoruz. Harika şöyle böyle. Ama Iniesta ile Xavi ne zaman çekilmeye başladı? Eleştiriler şuna döndü. Habire yan pas yapıyorlar. Çok fazla sıkıyorlar. Ya zaten tiki taka pasa dayalı bir oyundu ama o kilidi çözen, daha zekice oyunu tamamen aynen gören adamlar olduğu zaman zevk veriyordu. Fransa'da öyle yani. Şu an Zidane'ı bu takıma koy. Maç içinde 2-3 tane öyle bir hareket yapacak ki o maç seni futbol hafızana acayip bir şekilde yer edecek. Evet. Yani böyle bir oyuncu olmadığı için bu takıma sallanıyor. 98'den Zidane'ı çıkar Allah korusun ya. Yani o takımın bir şey üretme imkanı yok neredeyse. Ve Euro 2000'i kazanan Fransa 98 Fransa'dan fersah fersah önde bir takım bence. Tabii, tabii ki kesin. Daha olgunlaşmış. Pires'in falan daha olgunlaşmış. Olgunlaşmış Trezeguet'in işte ne bileyim. Wiltord'un. Zidane'ın. Andrew'in 2 senede bir büyük oyuncu. Yaratıcı gelmesinin sebebi Zidane'ın yanında bir de Ribery oynuyordu. Yani o da çizgiden işin yaratıcılık kısmını katıyordu. Yani algı olarak söylüyorum. Tabii ya ama Zidane. Evet. Her şeyi Zidane'la anlatırız 2006'da o Togo maçından sonraki performansı. Yani böyle oyuncular olduğunda tabii ki sana zevk verecek. Mesela adamın üstünde Baggio var. Benim de İtalya'yı tutma sebebim. Ya şunun yüzünden İtalya milli takımı destekçisi olduk biz. 94'teki korkunç o İtalya futbol. Milli takımında efsane dersen futbol tanrıları beni asmalı yani abi, kesmeli. Gerçekten korkunç bir futbol. İnanılmaz ve, kötü bir futbol. Ve Arrigo Sacchi'nin bir takımından o kadar kötü futbol ortaya çıkması gerçekten acayip bir şey. Ama şimdi ben o da çaresizlik. Sağ gereği bu eski maçları tekrar tekrar da izlediğim için ya 32 yaşındayım çekemiyorum artık şu futbolu ben. Ama kime sorsan 94 İtalya eleniyor işte. 94 ne takımdı be? Ne takımdı ya? Rezalet bir şey yani. Ama Baggio vardı. Baggio 5 gol atmıştı ya. İnanılmaz bir slow performanstı ya. Özellikle yani son 16'dan çeyrek finalden sonra. Ben size bir şey soracağım. 94 Dünya Kupası'na benzetiyor musunuz bu kupayı? 94'ü 90'a benzetirlerdi. Ya bence VAR'ın etkisiyle o kadar benzemedi. Yoksa sürpriz takımların çok fazla öne çıktı. Atıyorum oradan bir Bulgaristan çıktı, oradan bir İsveç çıktı, oradan bir Romanya çıktı. Hatta Meksika bayağı iyi geldi. Yani, hatta Nijerya. Ve Nijerya hani bir sürü garip takımın çıktığı, öne çıktığı bir turnuva. Beklenmedik takımlar. Beklenmediklerin favorilerden bazılarının erken düştüğü işte Arjantin gibi mesela. O takımın devamında şimdi burada da benzer bir yapı görebiliyorsun aslında 2018'de. Eğer futbolun bir döngüsü varsa oradan birçok takım ayağa kalktı bir şekilde. Hani kazanan takım da Brezilya'da aslında çok eleştirilerek kazanan bir Brezilya. Brezilya gibi kazanmadı. Evet Brezilya gibi kazanmadı diye. Burada da Fransa'yı Romario'ydu. O evet. Kadar zarifti ki herkes o Brezilya'yı acayip hatırlıyor olabilir. Burada da Fransa kazandı ama daha iyisini yapabilirdi. Fransa gibi kazanmadı gibi bir noktaya gelmiş durumdayız aslında yani. Biraz öyle. Ya bir de şey de var. Şimdi
Fransa'ya baktığında Zidane gibi, yani Zidane gibi oyuncu zaten her zaman gelmiyor. Aynen işte. Şimdi herkes diyor ki çok daha yaratıcı olmalı diyor. O yaratıcılığı sağlayacak bir oyuncu var mı mesela? Hani Griezmann duran toplardaki o kendine özgü yaratıcı olmasa, ben mesela işte gelmeyenleri de düşünüyorum. Merkezde yani, yok. Yok yani orta sahadan bahsediyorum. Gene, en yaratıcı ayağı Pogba. Şeyden bahsetmiyorum. Forvet hattından bahsetmiyorum. Onun arkasında oyunu işte Iniesta Xavi'nin yaratıcılığında veya işte Zidane'ın veya işte o tip yaratıcılıkta olacak bir şey. Pas kalitesi sıfır bu takımın 23 kişi kadro içinde ama hatta Kante, Toven olabilir. Toven ol, yani aynen hatta, Toven. Ama Toven de daha ileri uç yani. Tabii yani orta saha olarak yok abi. Mesela en iyi pas yapan adam Kante ve bir DM yani sonuçta değil mi yanlış? Doğru ya pas kalitesi olarak giden Kante, Pogba bunlar çok farklı oyuncular yani, değiller. Toven A101'den alabileceğim veya BİM'den alabileceğim bizden yani hani. Öyle düşünebilirsek hani o da en fazlası o işte. Tolisso da öyle. Yani o da çok böyle muazzam bir pasör değildir. Yeter bu kadar Fransa ya. Evet ya. O zaman şimdi kaybedeni konuşamadık biraz. Hırvatistan ve biraz aslında şunları konuşalım. Biraz ödüller verelim. Hadi verelim. Daha topikler yani başlıklar koyalım. Tamam. Turnuvanın en iyi futbolunu Hırvatistan mı oynadı diyeyim. Yani oradan başlayayım. En iyi futbolunu kim oynadı? Oradan mı gideyim? En iyi futbolunu bence Brezilya belli bir noktaya kadar oynadı. Belçika'yı da katarım için içine. Yani iyi futbolun Fransa'nın oynamadığını biliyoruz. Fransa kazandılar ama sonuçta en iyi oynamadı. Hırvatistan çok mu iyi futbol oynayarak geldi diyeyim. Onu da hem biraz konuşmuşuz. Bence oynamadılar. Biraz sanki Arjantin insanları yanılttı mı? Arjantin ve İngiltere maçının ikinci yarısı. Arjantin ve İngiltere maçının ikinci aynen. Ve uzatması. Onların dışında hiç maçı Hırvatistan'a etkileyici değil bence. Hırvatistan'da Fransa'nın yani, iyi oynadığı iki maç var. İyi oynadığı gözüktüğü diyeyim. Daha akıcı. İkisi de Arjantin maçı. Yani Rusya ve Danimarka maçından sonra İngiltere maçındaki o futbol neticesinde insanların yahu bu Hırvatistan'da nasıl görmezden geldiniz demesi beni en çok güldüren şeylerden biriydi kupada. Yani Danimarka ve Rusya maçındaki futbolla sen final oynayacağını düşünüyorsan o zaman Fransa'ya hiç sallama. İlhan Özgen bugün ateş etmeye gelmiş. Helal olsun. Helal olsun. Yani, sevdim bu tabiri. O kadar saçmaydı ki. Biraz da açım ya ondan oluyor. Biz de açız. Kontrol edemiyoruz. Ama Arjantin bu turnuvanın çok dengesini bozdu ya. Vallahi çok dengesini bozdu. Şey diyorsun algı olarak da diyorsun. Ya algı olarak da dengesini bozdu. Atıyorum işte abi yani ilk İzlanda dediğimiz takım tamam mı? Seviyoruz güzel eyvallah ama hani belli bir kısıtlı bir takım. Abi Messi penaltı yatsa yani İzlanda'ya dair konuşacak bir şeyimiz kalmayacaktı belki bu turnuvada. Hani daha oralara gitmeyecekti iş. Ha ne oldu? Maç berabere bitti. Ondan sonra abi İzlanda geliyor. İzlanda akıyor şöyle. Abi ondan sonra Nijerya maçında saçma sapan bir durum çıkıyor ortaya. Yani sen çıkıyorsun Fransa ile oynuyorsun. Abi 7 gol var maçta. Ortada savunma diye bir şey yok. Oynadığın bir top yok. Fransa oldu oradan çıktı Allah gibi oldu. Yani sen oradaki dengeyi bozduğun için belki gruptan birinci çıksan Hırvatların tarafına yanlışlıkla bir düşüversen o taraf şey gibiydi yani çayır gibiydi yani. Oradan kimin geleceği belli değil. Böyle Rus rüveti gibi bir şey oldu. Hırvatlar geldi oradan. Belki hani, Belçika orada olsa finale Belçika çıkacaktı. Yani hani o kadar fazla böyle saçma sapan şeye etki ettiler ki bozdular ki Hırvatistan'ın algısı da dahil olmak üzere. Yani evet. O maçta rezil bir futbol. Hani 2-0 olduktan sonra bu arada maç orada çözüldü. Yani 1-0 ya gene top oynamıyorlar da. Modric'in golü ya. Evet. Modric'in golü bütün algıyı. Aynen. Bu arada Hırvatistan İngiltere maçının ikinci yarısındaki gibi futbolu oynayabilecek bir takım. Yani öyle de anlaşılmasın. Yani sürpriz oldu öyle bir denk geldi top oynadılar değil. O futbol oynamadığı için zaten beni kızdırıyordu. Modric'in öyle futbol oynadığı sürece başımızın üstüne Hırvatistan. Modric'in attığı golle dün Pogba'nın attığı gol aslında iki maçı tamamen kırma anlamında aynı etkiye sahipti bence. Ben istikrarlı bir şekilde iyi futbol oynayan bir takım olmadığını düşünüyorum bu turnuvada. Yani topu hakim olup oynayan. Yani düzenli bir şekilde her maçında iyi futbol oynayan belirli periyotlarda dahi bence yoktu. Yani mesela Belçika dedi Onur. Düşünelim Belçika'yı. Tunus'a 5 tane attılar. Mesela Panama maçının iki yarısı hiç yoklar. Üretemediler. İkinci yarıda çözdüler. İngiltere maçını zaten saymıyorum. Japonya maçı 60 dakika futbol yok. Son 30 dakika. Brezilya maçı ilk 45 dakika çok iyi. İkinci 45 dakika dağıldılar. Fransa maçı zaten hiç üretemediler. Sıfır Fransa maçı. Şimdi böyle bir ortamda düzenli, istikrarlı iyi top oynadı diyebilir miyiz? Bahsettin ama 6 maçta da en azından 6 maçın belli ya, bir periyotlarını 45 dakika en azından bir yarım saat oynamaya çalıştıkları ama maçı değiştirmek için uğraştılar. Evet, evet. Yani hocasıyla, pasif değillerdi yani. O zevk verdi. Bu ama yani hocaların ya da takımların suçu değil. Dediğim gibi yani bu turnuvada izin vermediler. Ben öyle görüyorum. Bu turnuvayı hakikaten bu defansif temelli takımların, hocaların, yapıların oynamak isteyenlere izin vermediği bir turnuva olarak hatırlayacağım. Bence böyle bu şekilde öne çıkamayan bir takım olması da tamamen bunun sonucu. Kötü bir şey mi? Ondan da emin değilim. Yani bence bunlar futbolu geliştiriyor. Peki şuradan geleyim. Ödüller dedik. Zaten birkaç ödül verildi. Mesela Modric turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bu konuda siz katılıyor musunuz yoksa başka bir öneriniz var mı? Ben katılmıyorum. Neden? Önce Mbappe olabilir mi? Aynen. Yani Modric
mesela abi finalde sahada yoktu. Sahada yoktu yani bakarsan. Ondan öncekilerde de kötü oynadığı bir abi bölümde. İşte bak o Arjantin ama. Maçı attı. Tamam, gol. Adam Hırvatistan'ı finale çıkarmış ya. Tamam okey. Abi Hırvatistan'ı finale çıkarmış derken Perisic ne? Perisic'le Rakitic de en az Modric kadar top oynadı bu turnuvada yani. Rakitic en az Modric kadar oynamıştır bu turnuva için konuşuyorum. Bence oynamadı. Okey. Ama yani Rakitic bu kadar da ya bütün kupanın en iyi oyuncusu diyebilecek kadar bir performans ben sergilediğine şahsen inanmıyorum. Mesela Mbappe çok daha fazla kilit çözen, çok daha fazla yani bütün o kısıtlı dediğimiz, bütün o konservatif dediğimiz Fransa kadrosunda parlak anların hepsinde imzası bulunan bir adam en azından. Hani ama box'lu box'a da konuşmuştuk. Fransa'nın bir lideri yok diyorduk saha içinde. Yani işler sıkıştığında topu buna atalım denecek bir adam yok. Mbappe böyle bir oyuncu oldu turnuva ilerlerken. Hakikaten herkesi rahatlatan, tehlikeler yaratan, arkadaşlarını etkileyen, rakibi korkutan enteresan bir oyuncuya dönüştü. Özellikle grup maçlarından sonra o da önemliydi bence. Acayip kendini kanıtladı milli takım. Bütün klasman maçlarında, grup maçlarından sonra bütün o eleme maçlarında hepsinde sahada etkisi var adamın. Kaybolduğu bir maç yok ortadan yani hiçbir şekilde. Hepsinde bir tehdit olarak maçın en az 2-3 anında parladığı bir bölüm İşte var. Bu düşünce zaten Ballon d'Or'u sürekli Ronaldo'ya Messi'ye götürüyor. Başka hadi kimse bırak. Araya giremiyor. Abi çünkü hücum oyuncuları gol atıyorlar çünkü yani. Daha çok golden daha ziyade anladığını söylemek istedim. Yani oyun içinde o takımın iz bırakan yardım düğmesi olması önemli. %100 tabii ona katılıyorum ama şimdi şu an Modric dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu evet Modric. Turnuvada da bunu kanıtladı bence de ama hani o ne bileyim turnuvada ne kadar akıllarda kalır yıllar sonra en değerli oyuncu NBA'de şey seçiyorlar ya o takımdan yani kriter olarak o takımdan oyuncu çıkardığında o takımın değeri ne oluyor? Yani çıkardığında nasıl oynar? O takımı yani o oyuncuyu bu böyle bakılıyor ya biraz kriter olarak. Mesela burada baktığında Modric çıkardığında Hırvatistan ne durumda? Bu arada gümüş top Eden Hazard'a, bronz top da Antoine Griezmann'a gitti. Onu da hani not olarak ekleyeyim. İkinci, üçüncü de onlar oldular. Griezmann'da hiç olmamış. O hani o isimleri de söyleyeyim. Hazard iyiydi mesela. Mbappe'ye genç oyuncu verdikleri için bence zaten. Ya, orada Mbappe evet. Bu arada Mbappe en iyi genç oyuncu. Modric Real Madrid'den çıkıyor. Real Madrid de o futbolu oynayamaz. Yani çok önemli bir oyuncu. Harika bir oyuncu. Şöyle sorayım sana. Tempoyu her şeyi bilir. Yani takımı. Tamam şöyle bir şey soracağım. Takımın karakterini ortaya koyan adam. Tamam kabul ediyorum. 2006'da atıyorum Cannavaro. Cannavaro'nun hatırladığında, düşündüğünde birçok maçı var. Yani hani birçok an var, birçok pozisyon var. Oyunda birebir etken olarak çıktı ve parladığı anlar var. Ben sadece sana tek bir soru soracağım. Arjantin maçındaki Modric dışında bana Modric şu maçta parlak bir iki an göster. Sadece bir iki parlak an istiyorum. Abi İngiltere'yi domine ettikleri o ikinci yarının temelinde tamamen tempoyu tek başına geçiren oyuncu bence Modric. Ve mesela hem İngiltere maçının hem Rusya maçının hem Danimarka maçının 110. dakikasından sonra 33 yaşındayken inanılmaz bir fizikalite gösteren de rakibe basmaya giden de mesela Modric'ti. Ben defansif anlamda da, ofansif anlamda da, tempoyu belirleme anlamında da yani takımın... Ya bir dominasyon bu da yani... Orta sahada bence domine etti ya. Birçok maçı domine etti orta sahada bence. Şimdi düşünüyorum ne bileyim yani hani Rusya'ya karşı, Danimarka'ya karşı, İngiltere'ye karşı, Nijerya'ya yani karşı... Yani daha fazla karşı. Ne yapabilirdi? Daha fazla ne yapabilirdi? Yani herhalde... Rusya maçında 3 tane kişi, 3 oyuncuyu salonla çalınlayıp 30'dan bir tane daha mı atacaktı? Ne yapacaktı? Ona gerek yoktu. Sadece mesela şu da olabilirdi. Hani senin dediğini haklı çıkaracak bir şey söyleyeyim. Danimarka maçında maç penaltılara gitmeden 118'de işte kaçtaydı penaltı? Öyle bir şeydi. Öyle. O civarı. Ama benim o bir şeydi. Pası mesela, bence daha önemli. O da inanılmaz bir pas. Yani orada mesela o penaltıyı atmış olsa... Tamam mı? Aklında bir an kalacak. Yani bu arada bir şey değiştirmiyor bu. Sadece hani senin dediğine hak verebilecek bir şey olarak söylüyorum bunu ama... Yani dönüp ben mesela 10 sene sonra Modric'in 2018 Dünya Kupası'ndan bir an olarak Arjantin'e attığı gol dışında Modric'ten aklımda bir an kalmayacak yani. Tek derdim bu. Olabilir yani. Bir cesaret örneğiydi bu arada. Yani penaltıyı kaçırıp penaltı seri penaltılarda atıp yani orada da bu arada çok iyi vurmadı ama gol oldu. Mesela 2000 Euro 2000'de Hollanda müthiş futbol oynarken penaltı yani De Boer maçta da atamadı, seride de atamadı. Ne maçta? Orada belki o hani yüreğini şey yapabiliriz oradaki. Ya benim de finalde hiç ortalıkta olmamasına benim esasım var. Tabii ama herif yani kaç tane 120'lik maçın üstüne geldi. Doğru. Biraz finalde ya, bir şey yapsa. Şey de biraz aslında mutlu ediyor beni böyle. Hep gol atana değil de sistem içerisinde önemli olan. Mesela Cannavaro'da normal şartlarda almazdı onu. Gerçi dünya futbolu o zaman böyle değildi. Bunlara daha pay veriliyordu ama o yüzden iyi oldu. Yani o makinenin işlemesini sağlayan adamların görülmesi de insanı mutlu ediyor yani ama... Mesela Valdano'da Fransa'yı değerlendirirken Kante'den başlamanız lazım diyor. Yani çok onun gibi sistemin ortasında. Mbappe zaten çok kazanır bir de yani. Bundan sonra Avrupa şampiyonları çok kazanır. Modric şöyle... Mesela ben güzel beklemiyordum bu kadar.
Oyunun önemli golü güzel. Okey. Güzel oldu, güzel oldu. O zaman ya şimdi bir de şey çıkacak bu masadan. Bunlar Modric düşmanı falan da burada herkes yok, büyük ihtimal Modric'i Mbappé'den çok seviyordu. Yani Modric'i hepimiz çıkar öyle bir şey. Hepimiz takdir ediyoruz. Son yani 2008'den bu yana en önemli orta sahalardan bir tanesi. Pirlo'dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu. Sosyal 32 medya. Yaşına geldiğinde ben bu arada fark etmemiş. Yani daha hani aynen. Sanki daha gençmiş gibi geliyor ama bayağıdır tabii oynadığı için. Son 10 yılın kendi mevkisinde 15 yılın diyeyim hatta. Sayabileceğin o merkez orta sahalarda Xavi'si var, Pirlo'su var, Iniesta'sı var, Modric'i var yani. Başka bir adama gidemezsin. Sosyal onda. Medya maymunu olmadan önceki Pirlo'dan sonra beni en çok heyecanlandıran orta sahamıydı o. Adam Pirlo'ya da sallandı. Elinde şarapla poz veren. Uzun bağlarının aynen, önünde. Top oynamadığı maçtan sonra ağlayarak sosyal medyanın tepesine evet. Çıkan Pirlo'nun eskiden muhteşem bir orta saha oyuncusu olduğunu hatırlıyorum. Kariyeri de Pirlo'ya çok benzer gitmiyor mu? Pozisyon olarak. Pirlo da 10 numaraydı Inter'de. Hype olarak da öyle. Aynen. Brescia'da derine çekildi evet. Önce. Evet. Carlo Massone sonra aynen. Ancelotti ondan kopyaladı. Pirlo'nun daha erken ama. Modric'i Tottenham'da. Modric'in senin deyiminle Diamond'ın da kritik bir rolü sermedi mi? Kaka önde o arkada. Tabii aynen öyle. İşte yani. Aynen. Daha önce Rui Costa ile beraber de onlar evet, ilk evet. Şampiyonlukta aynen. Da vardı. Modric de 4-4-1-1'de Tottenham'dayken 10 numaraydı. Hatta 4-4-1-1'in sol kenarında oynadığı çok fazla maç da vardı. Real Madrid'le beraber derine çekildi. Derinde oyunu geriden daha iyi görmeye başladı. Mesela 10 numara kalsaymış bence bu kadar büyük bir oyuncu olamazdı. Pirlo gibi. Bu arada Massone detayı da güzel. Belki önümüzdeki sene bir yerde konuşulur. Ya Pirlo şeyde konuşursunuz belki Londra merkezden. İşte Guardiola'nın en örnek aldığı adamlardan biriymiş ya kısa sürede. Aynen. Çalışsın. Ancelotti üzerine konmaya çalışıyor Regis'e olayının da. Hadi birilerini gömelim. Hadi. O zaman hayal kırıklıklarıyla, hayal kırıklığı listesi yapalım. Yani Onur Erdem'in özür listesinin dışında en önemli listelerden biri olacak diye tahmin ediyorum. Bu Dünya Kupası'nın hayal kırıklıkları. Bir kere... Messi. Onu diyecektim. Oradan başlayalım diyecektim. Son yılları domine eden yıldızları artık bitti. Yaşasın yeni yıldızlar, yeni krallar mı diyelim. Mavi Cüce beni çok üzdü bu turnuvada ya. Çok hayal kırıklığı mı senin? Messi. Listende, liste başı mı? Abi sezon başlar. Messi bilmem kaç gol atar. Ronaldo Juventus'ta bir şey yapar. Gene o yıldızlar kalır. Onlar birkaç sene daha kalacak diye düşünüyorum. Ben şeyi sevmiyorum. Yani beni en çok hayal kırıklığına uğratan Messi özelinde çok kopuktu ya. Yani varlığıyla yokluğu burada olmanın onun için herhangi bir değeri olduğunu hissettiğim hiçbir an yok sahada. Öyle söyleyeyim. Gözünde en ufak bir ışık. Ya benim için Nijerya maçı çok kilitti. Abi o kadar saçma sapan başlamışsın turnuvaya. Rezillik. İkinci maçın sonunda demişler ki hocayı kovacaklar gelecek bilmem ne. Abi şans ayağına gelmiş. Nijerya'yı yen çık noktasına gelmişsin. O gün ben düşündüm ki abi bu herifler en azından iyi kötü belli yetenekler var. Çıkarlar. Arjantin futbolunda da sertlik veya ne bileyim işte böyle bir iştah vardır her zaman. Çıkarlar. Olur olmaz ama bunlar vurup geçerler. Hani bir şey yaparlar dedim. Abi 85'te saçma sapan Ronaldo'nun golüyle çıktılar yani. Ve abi, o maçtan tut Fransa maçına kadar... Yani Messi'nin gözünde ben turnuva boyunca bir ışık görmedim yani. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan oyuncu. Ronaldo'da o iştahı görüyorsun yani. Ronaldo'da herifin gözünün yandığı böyle içine ateş çıktığı bir an var mesela yani. Ama Messi'de bunu hiçbir şekilde yakalayamadım. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan da oldu yani. Peki kariyeri boyunca sence öyle miydi? Yani, abi yok. Alevini görüyor muydu? Abi gözümde Alevi şu şekilde görüyordum Messi'nin. Abi en azından... Zorlardı yani Messi'nin en büyük şeyi takım gerideyken takımın aşması gereken geriye gelir gider kavga eder düşer kalkar yani bunları yapan bir oyuncu bu. Hani sadece o sahadaki verdiği o naif aura olabilir ama bunun dışında Messi kavgacı bir oyuncudur yani o kadar da şey bir geri adım atan bir oyuncu değildir yani. İlhan sen ne düşünüyorsun? Hayal kırıklığı Messi ya da sen maddeye başka bir madde de ekleyebilirsin. Şey karşını almak istemezsin yani onu anlarsın öyle diyeyim. Ya olabilir de. Arjantin çok garipti ya. Bence bulunduğu o biyosferden mutsuzdu. Öyle gözüküyordu bana. Arjantin yani hiç mutlu değil. Hep yani. Söyledim benim gördüğüm en kötü Arjantin'di. Ki Arjantin'i hiç sevmem. Bir yandan sevindim de böyle. Ama bir yandan da çok garip bir tecrübeydi Dünya Kupası izleyicisi olarak. Bu kadar dağınık, kopuk. Yani hatta dedik ya işte Türkiye Ligi'nden herhangi bir takım yenebilir Arjantin'i demiştik. Ki kimlikleri de mücadele önemli bir yer tutuyor. Tabii o Menotti ile işte en olumlu futbol oynamaya çalıştıkları dönemde bile işte 78 Dünya Kupası finalini aç izle bayağı kavga var sahada. Yani o güzel futbol oynamaya çalışan takımlarında bile o mücadele, hırs, sahada dövüşmek futbol tabiriyle önemli yer tutar. Hiçbir şey yoktu. Ve
nasıl diyeyim, Güney Amerika'nın savunmacı yetiştirme açısından defansif orta saha olsun, stoperler olsun önemli ülkelerinden biridir Arjantin. Ellerinde hiçbir şey kalmadığını gördük. Hani futbol düzeni değişiyor dedin ya az önce, aslında biraz da Güney Amerika futboluna da böyle Arjantin tarafından bunu ekleyebiliriz. Hiç yoktu. Çok kötüydüler. Mesela en büyük eksikleri de şeydi. Arjantin kadrosunda ben yani aklım erdiğinden beri izlediğim Arjantin kadrosunda daima tırnak içinde söyleyeyim bir it vardır. Yani pislik oyuncu olarak da açabileceğim birisi vardır. Ya bu kadroda o da yok. Biraz böyle şey enerji düşüyor. Ya bak Veron dediğin kuğu gibi olan aslında hani ofansif pozisyonlu bir oyuncu bile, Veron bile çok sert ve pis bir oyuncudur aslında yani. Sen ne dersin abi? Ayak kırıkları. Başka bir madde de açabilirsin. Ya Messi ile ilgili konuşabilirsin. Ya yok Messi ile yani. Çok konuştum diyorsun. Evet, başarısız bir kariyer. Milli takım kariyeri. Artık bunu çevirmesi mümkün değil bence. Bununla yaşayacak kalan bölümünde. Ya da işte kulüp takımlarıyla, Barcelona ile alınmaya devam edecek. Yapacak bir şey yok yani. Şanslar geldi. Evet mesela şeyi 2014'ü kazanabilse finali. O da ne olursa olsun bir noktadır ama alamadı onu da. Yani o da finalde olmadı. Copa Amerika'dır öyle zaten. Messi için gerçekten kariyerinde yani bir sıkıntı olarak görülecek milli takım. Hayal kırıklığı, yani Almanya benim için hayal kırıklığı değil çok fazla. Çünkü yani ben zaten çok fazla yani şampiyonluk beklemiyordum bu turnuvada. Dediğim gibi ilk 11'deki hemen hemen her oyuncunun çok düşük forma geldiği bir turnuvaydı. Yani böyle bir ortamda şampiyonluk biraz ekstra olabilirdi zaten. Ama tabii yani grupta elenmesini kimse beklemiyordu. Brezilya da aynı şekilde. Ben Brezilya'nın da çok şampiyon olabileceğini düşünmüyordum zaten bu yapı içerisinde. Zaman zaman iyi oynadılar, zaman zaman çok kötüydüler. Ama o da ne kadar bir hayal kırıklığı, ondan da emin değilim. Neymar'a parantez açmak ister misin? Açılabilir. Fazla melodrama meraklı olduğunu söyleyebilir miyiz? Böyle bir sana hemen şey sorusu sorayım. Evet, ben özellikle Paris Saint-Germain'e gittikten sonraki Neymar'dan hiç hoşnut değilim. Yani orada gider gitmez yaptıkları, Edinson Cavani ile girdiği tartışmalar, daha ilk maçında buranın kralı benim havalarına girmesi vesaire, bunlar bence skandal. Ya bu milli takım için skandal demeli miyiz emin değilim. Ya mesela o ağladığı maç, Costa Rica maçından sonraki ağlamasını ben hala çok fazla anlayamadım. Evet, yerde sakatlığı çok abartılı tepkileri oldu vesaire. Oyun olarak çok yukarıya çıkamadı. Brezilya bence biraz fazla onun üzerinden dönmeye çalıştı. Bunda Çiçek'in de hataları vardır. Belki biraz daha dengeli bir şekilde kullanabilirdi takımın hücum gücünü. Ama onun için de tabii çok iyi bir turnuva olmayacak bu. Çünkü kaç yaşı şu anda Neymar'ın? 26 oldu. Bir turnuva daha var önünde. Yani çok 30 yaşlı. Yani bir sonraki Dünya Kupası'na zirvesine gelecek muhtemelen. Hem bu seneki Messi gibi. Aynen. 31, bir şansı daha var ama ondan sonra bir şansı daha olmayacak bence Dünya Kupası'nda. Ya da olur ama düşük rolle olabilir. O yüzden onun için de boşa gitmiş bir turnuva bu. Benim hayal kırıklığım, onu da ekleyeyim sadece, İspanya. Yani kafamda hala var. Lopetegui'nin kendisinin kafasında da vardır bu. Kariyeri boyunca da bence bunu sormaya devam edecek. Acaba bu olay yaşanmasaydı ben ne yapardım? Benim de kafamda bu soru var. Çünkü ben İspanya'nın Lopetegui ile bu turnuvada etki yaratmasını bekliyordum. Ama Hierro ile maalesef olmadı bu. Olmaması kadar da doğal bir şey yok. Hayal kırıklığı mı? Lopetegui ile bu turnuvada İspanya'yı görmek isterdim ben. İspanya'nın mesela yenildikten sonra hep Lopetegui çok az konuşularak bu arada. Hani İspanya futbolu artık çöktü mü diye konuşuldu. Çok genel bir değerlendirme yapıldı. Halbuki aslında Lopetegui yani çok acayip bir krizle başladı İspanya turnuvada. Yani. Dönüşümü yapmıştı aslında. Meyvesini almaya çalışacaktı bu turnuvada. Karar kendi hatası. Real Madrid'in çok büyük hatası. Yazık oldu. Başka? Yok mu şey listemiz? Ben şeyi isterdim. İran'a şey pası atacağım oradan. Bir Neymar'ı gömmeni istiyorum. Senden öyle dolu dolu bir Neymar istiyorum. Göndereceğiz. Abi şu bahsettiğimiz turnuvanın bunun nasıl bir turnuva olarak geçtiğini anlattık ya böyle hep beraber. Abi bu turnuva kaza bela yanlışlıkla İtalya'nın gelip de buradan kupayla dönebileceği bir turnuva olabilirmiş, onu söyleyeyim ben. Ya grupta kalırdı ya şampiyon olurdu, arası evet. Olmaz. Abi en az 5-10 programda aklıma geldi konuşmadım. Unuttum evet. Yani sonrasında. Kaza bela şimdi. İtalya şu turnuvadan kupayla dönebilirdi, öyle söyleyeyim. Kazara falan değil yani. Hayır yani standart, kaza bela gelse diyorum. Standart bir İtalya bu turnuvada çok büyük etki yaratırdı. 2012 ve 2016'da, pardon 14'te hep bayıldı izleyenler İtalya'ya. Yok beşgenler çizildi yukarıdan, pilottan, defans örgüsü. 14 ayak kırıklığı. Beşgenler. 16 özür dilerim, evet. Avrupa şampiyonasından bahsediyorum. Evet. Sonra İsveç'e elendiğinde sosyal medyada şunlar oldu. Ah nerede o eski İtalya kadrosu? Bu kadro 2012'den
belki daha kötü olabilir ama 2014'ten 16'dan daha iyiydi. Evet. O yeni jenerasyon, insanlar şimdi Jorginho'yu falan Premier Lig'de izleyip anlayacaklar topçu olduğunu. Yıllardır oynuyor adamcağız. Ta Verona'dan beri de şimdi diyecekler ki ulan ne topçu. Nereden buluyor İngilizler bunu yapacaklar? Ya böyle oyuncular var İtalya milli takımında. Belotti gibi bir oyuncu var. Sakatlandı. Bunu açar mısın işte biraz? Yani bu nereden? Yeterince açtım. Dur. Onu açtım da başka bir örnekle beraber açar mısın? Daha net olalım. Bizim bir arkadaşımız var. Ama o başka bir şey. İşte o parantezi. Onu bir açalım, öyle devam etsene. Evet. Ya Atahan Altınordu. Ha. Mesela ben iki isim vereyim. Bu turnuvada parlayan iki Uruguaylı. Dur. Onu şöyle ver ama. Atahan dün bir 11 açıkladı. Aynen. Şimdi biz şöyle. Dünya Kupası için özel bir sayı yapmıştık. O sayı için Uruguay'ı değerlendirme görevi Atahan Altınordu'daydı. Bu programda. Özellikle istedi. Sıra arkadaşım. Özellikle de istedi. Atahan'la İlhan da ofiste, dergide sıra arkadaşı. Onlar yan yana oturuyorlar. Ve sonrası sende. Atahan ben buna hakimim, özellikle istiyorum dediği Uruguay'a. Sonra da dünkü turnuva 11'inde. Turnuva 11'inde de. O sayfada her takımı 11 yapıyor yazan kişi. Yani bu arada 23 kişi kadro belli değil. Tabii. Yani 23 kişi kadro belli değil. Ama onun bir şeyi de bahsediyor. Dünkü 11'inde bahsediyor. Dünkü 11'de. Onu sen açıklasana. Orada ta Mayıs ayının ortaları bu. Yani öyle diyelim. Evet. Bir de dünkü turnuvadan sonra bir 11 yapmış. Evet. Orada iki oyuncu var. Kendi keşfi gibi. Turnuvanın 11'ini mi yaptı? Evet. Yok, Atahan turnuvanın 11'ini yapmış kendince. Laksal ve Torreira da var. Evet. Laksal ve Torreira var. Atahan'ın bu kadrosunda Laksal sol açıkta. Ama turnuvanın sol beki olarak konumlandırıp zaten evlat olarak edindi ama aslında gerçeği anlatalım. Ya bunlar olabilir. Başkasının evladını çağır. Evet. Yani bu yazısını yazarken baba bu Laksal ve Torreira nasıl topçular sorusuyla başladı her şey. Of. Ve buraya geldi. Tamam, sadece bu kadar. Dördüncü bugün itibariyle somuldu galiba. Estağfurullah. Yani. Şovmendir birazcık yani. Laksal'ı alıp Dünya Kupası 11'ine koymak için şovmen olman gerekiyor. Yani olabilir, düşünebilirsin. Mesela buralarda Hernandez falan 3 gömlek daha büyük top oynadı yani Fransa kalıyorsun. Tabii canım, yani. Aynen. Yani. Ben tartışmasız. Yani keşfe takık durumda. Evet. Yoksa koyabilirsin. Adam bunun 5 yıl falan ekmeğini yerdi mi? İlk biz gördük ya, bu topçuları falan. Torreira'yı ben demiştim. Şimdi Arsenal'de oynayınca aynen, ya ben dedim falan diyecek. Şeye dönelim sen oradan. İtalya'ya dön. Ya İtalya milli takımı hakikaten iyi bir jenerasyona sahip. Kullanılamadı sadece. İyi de oldu bence elenmesi. Ben hep bunu söyledim. Yayınlarda da söyledim. Arkadaşlara yorumlarda bana İtalya gazı vermeye çalışan sağ olsun izleyiciye de söyledim. İsveç beni çok mutlu eden takımlardan biri oldu turnuvada. Ve İtalya'nın bu tokatı yemesi gerekiyordu. Çünkü o 2012'de ve 2016'da başarılı olan takımın iskeletine acil durumlarda çok fazla sarılıyorlardı. Yani Ventura'yı getirmenizin sebebi bu yeni jenerasyonun geçişini sağlayıp o takımı monte etmekti. İtalyanlar futbol tarihinde bunu hep yapmışlardır. Böyle geçiş dönemi antrenörleri kullanırlar. Ventura iş playoff'a gidince tekrar sarıldı şeylere. Tecrübeli oyunculara. Tekrar yıllardır izlediğimiz o Prandelli'den başlayan İtalya sistemini yansıtmaya çalıştı. Yani o kendi 4-2-4'ünü bile göz ardı etti artık. Bari onunla elen. Bari kendi savaşında, kendi muharebende mağlup ol. O yüzden bence iyi oldu İtalya'nın elenmesi. Ama gelseydi ve 2016'da hep unutuyorum 2014 diye isim geliyor. 2016'da sadece De Rossi vardı şeyde. Orta sahada büyük maçlarda kapışabileceğiniz, onunla savaşa gidebileceğiniz oyuncu. Şimdi Jorginho'yu o zaman Conte kullanmamıştı. Şimdi Jorginho, Verratti. Tekrar De Rossi'ye sarılabilirdin. İleride Belotti gibi, Immobile gibi. O zaman formsuzdu, şimdi formda bayağı. Böyle oyuncularım var. Donnarumma artık kendini çok kanıtlamış bir kaleci. Yani Buffon'un arkasına güvenebileceğim falan. İyi bir takım. Bayağı iyi bir takım. Yani o işleyen sisteminde daha da fark yaratabilecek bir takım. Ama dediğim gibi İtalyanlıktan dolayı ya grupta kalırdı ya da normal şartlarda şampiyon olurdu diye düşünüyorum gerçekten. Neymar? Ya Neymar'ı ben hiçbir zaman öyle acayip beğenmedim zaten. Ama bu turnuvada biraz şey ortaya çıktı. Yani Messi ile Ronaldo'dan sonra hep bayrağı taşıyacak gibi görünüyordu. Mbappe bayağı bir adım öne geçti. Yani zaten yaş olarak daha genç ama uçtu gitti. Bunu ben yapacağım dedi. Neymar olayı ilginç bir olay ya. Şimdi aynı takım oynuyorlar bu sene. Onu da kovdurur şimdi. Kazan kaynağı. Şey muhabbeti var ya, Dani Alves'le işte ikisi gidip Mbappe'ye dalga geçiyorlarmış. Donatello falan görmüş. Ben Dani Alves'den de nefret ederim. Sağ içinde feci çirkef bir oyuncudur. Dani Alves rezil bir adam gerçekten. Çok rezil bir adam. Sağ dışında da ben böyle çirkef şey var. Yani şey ayrı. Mesela Veron çirkefliği diye bahsettiğin şey ayrı bir şey. Ya da Matias Almeida çok sert bir oyuncu. Ya çok sertti. Ama o farklı bir sertlikti onlar. Bunlar bayağı çirkeflik seviyesinde oyuncular. Ben Gattuso'ydu mesela, o yüzden sevmezdim topçuyken. Neymar olayı dediğim gibi, Neymar
sadece kötü futbol oynasa bu kadar sallanmayabilir tırnak içinde ama sağ içinde yaptıkları, kendini atması, işte Cavani ile yaptığı tartışma, zaten Cavani ile tartışmaya girdiği an sezon başında futbol severler tarafından bayağı bir puanı düşüldü adamın. Bir de buraya gelip tekrar hakemlerle oynama. Bütün sistem senin üzerineyken toplar neredeyse ya şey gibi oldu bu. İşte 80'li yılların son 90'lı yılların başında bu altın ayakkabı çok önemliyken Doğu Avrupa ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri bu altın ayakkabı çıkarmak için komik komik işler yaparlar. Türkiye'de de vardır. Tanju Çolak'a boş kaleye gol attırıyorsun. Neymar işi ona dönmüştü Brezilya'da artık. Bir canlı yayında burada konuşmuştuk. Bence tek sorun Neymar'a bağlı olmaları demiştim ben. Hakikaten ya bütün topları ona bir atmalıyız. Baba bize dağıtır, baba bize bir şeyler yapar kafasıyla top oynadı Brezilya neredeyse. Şey maçında bence pas olarak gözüken şey aslında şut çekmişti. Hangi maçta hatırlamıyorum. Son dakikalarda gol attılar ya. Meksika maçının sonunda. Meksika maçında. O mesela şuttu. O kadar kötü vurdu ki pas oldu. Kale dibinde şey tamamladı yani. Bir 11 yapamadı. Yani çok dur, itici. Bir de bitiriyor musun sen? Emin misin? İticiydi Neymar. Tamam. Bir de sizi yani beklentilerinizi aşan sürpriz oyuncu. Yani şimdi Mbappe en genç oyuncu aldı ama Mbappe bilinen bir isimdi. Yani böyle ya acayip bir oyuncu gördüm. Ya da işte elense de belki hani çok göze çarpmamış olabilir başkanı ama şu oyuncu benim gözüme çarptı ve bence enteresan bir kariyer olabilir diyebileceğiniz isim var mı? Ya da beklentilerinizi aşan tecrübeli bir oyuncu olabilir. Ben grup grup düşünüyorum, siz cevap verin. Ben de buradan gruplara bakacağım şimdi. Mesela İsveç takım olarak, İsveç takım olarak beklentilerin üzerine çıkan ve açıkçası elindeki malzemelerde en iyi işlerden birine çıkan takım diyebilir miyiz? Onu diyebiliriz takım olarak. Ama mesela oyuncu olarak parlayan mesela Granqvist muazzam bir şekilde parladı bence. Özür dilerim, cevabımı vereyim Emre'cim. Rebic abi. Evet. Ben dürüstçe konuşuyorum, turnuvaya gelmeden önce tanımıyordum Rebic'i. Ben de. Onun için belki çok ilgimi çekti. Yani grupta çok iyiydi bence, sonra kontak kapattı ama yani hiç şeyde, elemelerde falan öne çıktığı hiç maç hatırlamıyorum ben. Yani grupta bayağı etkili oldu. Son 16'dan çeyrek finali itibaren bence Rebic ortada yoktu pek. Devam ettirirse olabilir hakikaten. İyi başlamıştı çünkü. Ama ya böyle oyuncu performansı, yani işte İsveç'ten Granqvist'i sayabiliriz. Ama yani Emil Forsberg zaten iyi bir oyuncu. Ki yani Emil Forsberg de kendi standartını oynadı bu turnuvada zaten. Özel performans düşünmek lazım biraz üzerine. Mesela, şey olabilir Emre, Tadiç biraz bitik oyuncu gibiydi. Bu turnuvada bence çok iyi oynadı. Doğru. Ama elenenlerden ilk turları düşünün. Quintero'yu çok öne çıkarmışlardı da ben onun da bir tık aşağıda kaldığını düşünüyorum gene de. Ne olur ne olmaz. Yok, ben de çıkaranlardandım da son maç çok berbattı İngiltere maçında. Mesela Rusya'da Çerişev ekleyebilir mi? Kesinlikle. Muazzam goller attı. Bence ilk 11'e bile girebilir yani. Çerişev. Aynen. Maguire çok iyi bir stoperdi zaten ama bir hayli öne çıktı. Yani sadece duran top değil, ben savunmada da çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Yani İngiltere savunmasında Kyle Walker ve John Stones'un aslında ayakta kalan tek oyuncuydu savunmacılık anlamında. Hem Stones'un hem Kyle Walker'ın çok kritik hataları oldu ama Maguire neredeyse savunma anlamında hatasız bir performans ortaya koydu. Grupta Layun iyiydi. Meksika'da. Meksika. Grupta. Irving Lozano çok iyiydi. Lozano çok iyiydi. Lozano direkt söylenebilir. Ama o zaten yani evet, o da turnuvanın flash adayları arasındaydı yani, böyle beklenen bir İşte onun dışında oyuncuydu. Da mesela ben ama yani beklentimin özel bir parlama bir tık önüne çıkan yani geçen gün de konuştuk. Hani çok iyi bir oyuncu olduğu konusunda hiç fikrimiz yok. Ama Belçika kadrosundan iki isim sayacağım. Biri Hazar. Yani bu kadar ekstra oyuncağını, bu kadar gerçekten tekrar en top seviye, yani en top seviyeden kastım Messi, Ronaldo'nun bir tık altından bahsediyorum. O seviyede top oynayabileceğini gösterdi tekrardan. Ve Lukaku'nun da en azından bütün dünyaya ben artık 9 numaralarda üst seviye. Evet, yani 9 numaralarda birkaç adam sayacaksanız beni de saymak zorundasınız dediği bir turnuva oldu bence. Yani şimdi aklımıza gelmeyen oyuncu var mıdır? Mesela belki de bir oyuncu aklımıza gelmiyor ve yorumlara falan düşecek belki ama. İlla var. Yani düşünüyorum son 8'e kalan takımları. İyi iş çıkaran takımı söyleyeyim mesela. Japonya beklentileri nispeten aştı. Oradan oyuncu gözünüze çarpmış mıydı mesela? Inui ya da ucumda işte. Ya çok özel bir performans Osako, yok bence. Danimarka'da var mı? Yoktu değil mi? Danimarka'da var mıydı? Danimarka zaten korkunç bir takımdı abi. En iyisi şu Danimarka. Aynen. Rezil bir futbol oynayarak zaten gruptan çıkmıştı. O yüzden çok abi ya, rezalet bir şey ya. Yani gerçekten çıkmaması lazım bu gruptan. Hiç kalecilerden bahsettiniz. Kasper Schmeichel iyiydi. Çok iyiydi. Kurtuğa iyiydi ya. Kurtuğa da bayağı iyiydi. Yani zaten turnuvanın kalecisi seçildi. Aa, şeyi söyleyeceğim yani. Dün Hırvatistan finaldeyse Subasic'in o Harry Kane'in topunda yaptığı saçma sapan kung fu kurtarışının da payı vardır. Ve de çok büyük de performans sergilediği bir iki maç var. Subasic'i koyabilirim ben. Loris de öyle canım. Dün aynen salaklık etti de turnuvada çok iyi Uruguay maçında. Ya Uruguay maçında Cavani'nin olmaması da tabii birazcık orayı tabii bozdu. Tabii ki ama yani o
Yani kritik kurtarışları çok vardı onda. Çok iyi oyuncular vardı ama böyle aşırı beklenmedik ve bir anda böyle turnuva yıldızına soyunan bir oyuncu bence olmadı. İki isim ekleyeyim. Trippier ve Pavard'ı koyar mısınız? Ha, Pavard'ı koyarım. Pavard almam. Beklentileri ya da oyun olarak. Trippier olabilir. Ben çok beğendim. Pavard ama yani sonuçta şöyle düşün. Hiç no name olarak gelip Dünya Kupası şampiyonunun ilk 11'inde 7 maç çatır çatır top oynadı herif. Yani o açıdan iyiydi. Ha ne yaptı dersen? Ekstra. Doğru canım, olabilir tabii. Bir de benim açımdan da bir hayal şeyi var bende. Ya yarası var Arjantin. Ya hakikaten koyundan. Bu programda da konuşmuştu galiba. James Rodriguez örneğini biri vermişti. Bir James Rodriguez yok bence. Yok bence. Güzel. O zaman şimdi VAR falan çok konuştuk. Yani programlarda bir daha VAR meselesini açmayalım. Dünya Kupası'na kalanlar listesinde hani VAR tabii ki öne çıkıyor. Ama zaten herkesin artık bildiği bir mevzu. Önümüzdeki sene kendi Türkiye Ligi'de de Avrupa'da liglerde artık göreceğiz. O yüzden artık şöyle yapalım. Bu turnuvanın Vuvuzela'sı oldu. Çok güzel söyledin. Aynen. Akılda hani bir liste yapsak A'dan Z'ye turnuvaların simgeleri diye, ki böyle bir dosya yapacaktık sonra da vazgeçmiştik. Burada herhalde VAR'ı koyarız. Peki son böyle bir hem biraz tam bir bilanço da olur. Turnuvanın 11'i ve onun başına bir tane teknik direktör seçelim. Döşan. Aslan şimdi sen o zaman formasyonu belirle. Aynen. Emre niye formasyonu belirle. Sen belirle oğlum. Formasyonu belirle, oradan gidelim. Şimdi her azından. Yani bu turnuvadan en çok diziliş üzerinden gördüm. Şey yapalım yani finali oynayan takımlar 4-3-3-4-2-3-1'di. Baklavalı 4-4-3 olsun abi. 4-3-3 olsun. Tamam 4-3-3. Finalistler 3 merkezde orta saha 4'lü savunma. Tamam 4-3-3. Onun üzerinden ilerleyelim. Çünkü oradan çok oyuncu alacağız. Onları kendi pozisyonlarına oturturuz en azından. Hadi kaleci. Kurtuğa canım. Kurtuğa. Peki. Kurtuğa'yı yazdık. Arka dörtlü başlayın sağ bekten. Trippi koyarım oraya ben yani. Ama ben çok bek oynamadı ama Trippier. Şimdi Mönü'yü koyamıyoruz değil mi Wing oraya? Wing'de koyadı. Olsun abi, bek sağ bekte işte. Mönü'yü koyamıyoruz değil mi? Bence Mönü'yü koyabiliriz. Ama orada oynamadı. Ama o oynayabilir. Hayır, iki maçta orada oynadı ama. Tamam o zaman koydum ben. Mönü'yü. Ben sağ beke Mönü'yü diyorum. Ben Trippte kararlıyım. Tamam. Sen kim diyorsun? Bence de etkinlik olarak oynamadığı maçta da çok belli oldu. Sonra döndüğü maçta da etkisini gördük. Mönü'ye bence de. Yani ben de Mönü'yü diyorum. Abi Trippier'i dörtlü savunmada sağ bekte paçavra olur. Bir de oldu da. Tottenham olmuşluğu da var. Bir de bence İngilizdir. Oğlum, savunmasına hiç güvenme yok. Şimdi İngilizdir. Abi, normal. Wingback'ken kolay. Arkamı süpüren Kyle Walker var. Yaldır gidiyorsun abi. Yaldır yaldır git. Arkada toparlayan var zaten de. Dörtlü de öyle olmuyor iş. Ya bir de ben de şey diyeceğim, Mönü'yü diyeceğim ben de. Martinez'in oynattığı sistemde çok kritikti Mönü'ye. O açıdan da bana. Doğru. Bek olarak hani çok. İki maçlı bekliği var. Evet. O yüzden. O zaman orta ikili stoperler. Varane Maguire. Ama İngiliz oy verdim ya. Beni bozdunuz burada. Öyle demeyeceğim. Beni bozdunuz bütün. Ben Varane'ı direkt söylerim. Varane'ın yanına birini söyler miyim? Maguire dışında söyleyemem. Girer. Şey çok iyi oynadı. Koca kafamı. Uruguay orta ikilisinden beni almıyor musunuz? Ha güzel. İyi soru. Godin değil mi? Godin. Ben de abi, ben Varane almayacağım. Yani bu takımlarda ya çocuk o kadar ağladı. Bu takımlarda savunmacılık yapmak kolay abi. Önünde Pogba, Kante zaten böyle sıkışık alanda. Matuidi yardım ediyor sol kenardan. Futbol teröristi ya. Pavard zaten stoper. Lucas Hernandez savunmacı bek. O ne kadar rahat. Umtiti ile. Pavard'ı da çok atalım. Yani hakikaten ya. Tamam. Abartıyorum tabii biraz. Ben şey diyeceğim. Maguire'ı ben de alıyorum. Grankovic diyeceğim. Yani bir savunma takımı, flash takım. Oradan bir oyuncu olsun en azından. Peki. Premier Lig'de de Burnley'den ben iyi almıştım. Jimenez bence bunların hepsinden en iyi stoper de. Tabii canım. Bunlar daha büyük performans gösterdi. Caner abime bir cevap vereyim de. Estağfurullah. Ben Jimenez alınmasın bize. Yani bir de Onur çok güzel bir tweet atmıştı. Yani aldıktan sonra Jimenez elenirken ağlamıştı. Çok üzülmüştüm. Ben de üzülmüştüm yani. Gerçek samimi ağlama oydu. Neymar'ınki değildi de. Ya bir de orada samimi olan şu şimdi. Peñarol'de oynasa bu oyuncu bu büyük bir şanstır. Kariyerinin zirvesidir. Dolmuştur. Artık o duyguları boşaltmak gerekiyordur diyebiliriz. Atletico Madrid gibi. Ya bence son 10-15 yılın Avrupa'nın en kafa tutan, en dik başlı takımı bunlar. Yani orada bir hanedanla iki tane A'ya kafa tutuyorlar. Avrupa'da başarılı oldular. Bu kültürde olan bir oyuncunun ağlaması çok ilginçti. Artık oralara alışıksın yani. Zaten hep zirveyi oynuyorsun sen. Onun ağlaması daha etkileyiciydi bence. Bak şimdi ters köşe yapacağım Emre'yi. Davinson Sanchez alırım diyeceğim. O da oyuncu. Ben stoper olarak bir tane Davinson Sanchez alırım. Güzel, çok güzel tercih. Yanına da yani o kadar da Franco formumuz olsun. Varane alayım. Varane Davinson Sanchez dedim. Bir de Varane şu yaşta yaptığı kariyerde çok saçma. Tamam, Varane ortak fikir. Tamam. Finalde de gole şöyle bir sebebiyet verdi. Kafayı vurmadı ama. Yanına da için bakacağız. Yanına da işte. Tamam. Sol bek'e geldiniz. Lucas Hernandez.
Strinic'i koyalım da. Laksal. Dövüşü. Laksal. Atan abim sağ olsun bize tanıttı. Laksal. Laksal. Ben Hernandez diyorum. Yani en temiz topu oynadı. Özür dilerim. Laksal'la ilgili beni şaşırtan Emre. Emre daha Laksal'ın şeyine hakimdir. Oyun kapasitesine. Cenova'da hep yani 3-5-2'nin o senin tabirinde sol koridoru kullanan oyuncuyken mesela ben Atan'a söylemiştim. Ya bu çocuğu 11 oynatmazlar. Hoca 4-4-2 oynuyor bu Tabarez. 4-4-2'de hiç kullanılmıyor Cenova'da. 3-5-2'nin 5'inin solunda oynuyor. Ama dörtlüde de çok iyi oynadı. O bayağı hoşuma gitti. Ama abi şu da etkili değil mi? Sağ bekte şimdi Caceres olunca, Caceres zaten haklısın. Stoper abi. O çıkmıyor. Rahat git abi. O koridor orası. Orada mesela bir tane adam gibi bek olsa Laksal'ın o ileri gidişlerinin cezası daha rahat kesilebilirdi. Ona da o da performansını artırmıştır biraz bence. Sol. Ama iyiydi. Ya ben de çok yani savunmacı bir bek olmasına rağmen hücumda da bence dünkü maçta dahil olmak üzere zaman zaman etkili periyotları var. Mbappé'nin golüne pası veren Luka Hernandez diyeceğim. Evet. Luka Hernandez diyeceğim ben de. Tabii stoper oyuncu olmasına rağmen bence de iyi performans gösterdi ama ne bileyim ya. Bilemedim. Çok şey buluşamadık galiba. Orada hani bir ya kesin şu diyebileceğim en üstü koyabileceğimiz ben o yüzden en temiz bana o geldi yani. Çok da sevdiğim bir oyuncu. Hernandez'i ben de oy veriyorum bu arada. Şeyi unutmadan ekleyeyim, savunmada Yerimina'ya da bir şey eklemek lazım. Hani etkisi açısından. Doğru. Bir mansiyon verelim diye düşünüyorum. Yani sen orada Grandmis şovu yaparken Yerimina'yı da düşün. Abi de hiç sözünü etmedik, ayıp oldu çocuğa. Hem Onur'un da avatarına da saygımızı sunmuş olalım. Bravo Pickford. Jordan Pickford da özel bir manşeyi hak ediyor kaleci olarak yani. İngiltere'nin o kaleci talihsizliğine son vermiş oldu diyebilir misiniz? Ne dersiniz? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Beklentiler herhalde en üzerine çıkan oyuncuların başına koyabilirsin o listeye. Demin bir tam isim aklımıza gelmemiş. Kaleci pek düşünmüyoruz. Turnuvada ilk maçına çıktığında milli takımda 4. maç mıydı? 5. maç mıydı? Öyle bir şeydi. Aynen. Çok iyiydi. O zaman orta sahaya geçelim. Kante diyelim. Bu dönem futboluna göre kaleci fiziğinin çok dışında bir adam olduğu için daha da... Hafif böyle bir tosun değil mi? Yani boyu da kısa ya. 1.85 falan galiba boydu. Orta saha. 3 tane orta saha bulacağız değil mi? Kante, Modric. Onur başladı. Kante değil, Pogba bence. Pogba Modric. Ya sormam bu ya. Pogba'nın hakkını vereceksiniz artık yeter ya. Bu futbolla taktikle çok aşırı ilgilenenler. Bu çocuğun artık hakkını verin yeter. Başka bir şey söylemek için... Hayır abiciğim. Biz bunları hıncalırsa çok yorulduk aslında. Bence burada masada başka bir insana da şey yapıyor. Sadece sana değil. Pogba sevmeyen bir insan. Genelde kimse sevmiyor Pogba'yı. Ama Onur Pogba'nın karakterini sevmiyor mesela. Kimse, o nereden çıktı ya? Sevmiyor muydu ya? Yanlış mı? Yok. Yani şöyle bir tavrım yok. Yani, abi biz depçi değiliz yani. Ya hayır ya şeyden hani böyle daha tatlı çocuk falan her şey. Kante finalde oynanılırken Pogba 40 metrelik pas atıp sonrasında gol atıyordu. Sarı kartı var diye olabilir mi? Bilmiyorum ben artık. Yani sarı kartı var diye her sarı kartı olunca oynan mı olacak? Valla şöyle söyleyeyim. Kante o takımda olmasaydı. Kante'nin yerine başka bir adam koysaydın senin Pogba'n orta sahada böyle uçurtma gibi dolanırdı. Pogba. İnanılmaz. Tamam, okey. Ben de Kante Modric diyeyim de üçüncüyü bulalım. Üçüncüyü bulalım. Ben de Kante Modric dedim. Yazıklar olsun size. Sana yazıklar olsun. Ya bu arada Pogba'ya da koymak isterim. Sadece yani Kante Modric genel 7 maçlık performansa baktığında öne çıkıyor. Ne oldu? Hocam rütük var. Pogba'yı ilk 11'e koymak isterim. Tamam. O zaman yani ben De Bruyne'yi konabilir ama... Şeyi öne çıkaracağım ben ya. Ya şey ya. Coutinho bence Coutinho çok iyi iş yaptı ya. Evet yani Beckham'den çok daha iyi iş bence yaptı. Bu senin üçlün karıştı biraz. Senin üçlün kim oldu? Pogba, Coutinho. Modric, Pogba, Modric, Coutinho benim. Bu üçlü koydum. Kante, Modric. Coutinho benim de üçlü. Kante, Modric. Hadi De Bruyne olsun. Tamam. Yok Coutinho hakikaten. Coutinho da iyi. İlerleyebilseler de çok çok iyi oynuyor. Hatta bayağı en iyi oynayan oydu takım. Ben de Kante Modric Azar diyorum. Kante sizden farklı olarak Azar'ı ekledim. Tamam. O zaman sağ ön, sol ön ve santrfor. Mbappe, Eden Azar, Giroud. Beyler şampiyon takımın forvetini koymayacak mısınız ya? Dünya şampiyonu Giroud'u ilk kombi forvetine. Öndeki üçlüyü koymadık da. Koydum işte Luka koy. Ha sen neyle başladın? Kaçırdın özür dilerim. Ben de Mbappe diyeceğim, Hazard diyeceğim, Lukaku diyeceğim. Aynı, Onur'la aynıyım. Ha ben Hazard'ı geriye aldım bu arada. O yüzden. Tamam, başka sen... futbol seviyen bir tık yükseldi. Ben... Seninle aynı görüşte olduğum için bir tık... Ben Giroud'u alıyorum. Onur Erdem haksızlık etti bence Giroud'a. O topsuz oyundaki... Ya bak, son olarak bir Giroud'u konuşalım. Bak şimdi kızdı işte. Bir şey diyeceğim. Lütfen bir Giroud'u konuşalım. Ben forvetimi söyleyeyim. Sen söyle söyle. Sen söyle forvetini sonra konuşalım. Ben düşüneceğim, söyle. Abi, sabah Ozan Can bir tane tweet atmış. Tamam, bak çok sinirlendim. Bir tane adam üşenmemiş. 2,5 dakikalık bir tane video hazırlamış. Yok efendim topsuz oyunda Fransa'nın kilit oyuncusu Giroud'u. Şimdi beyler eğer oturalım doğru konuşalım. 7 maç 600 dakika top oynamış bu adam. Evet abi. Fransa dünya şampiyonu. Tamam.
Nereden baksan bir 15 gol atmışlardır bu herifler. Abi değil golü. Bak tamam. Golü de geçtim. Tamam. Abi 600 dakika en uçta performans gösterdiğin dünya şampiyonu takımın formasıyla bir tane isabetli şutu yok bu adamın kaleye. Tamam. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Diğer taraftan bugün açtığım videoyu izliyorum. Abi bak size şöyle çizerek göstereceğim. Çizmeyeceğim. Burada var. Bak abi. Fransa burada duruyor. Şurası kendi yarı sahasının dilimi. Burada top rakipteyken dizilmişler abi. Burada adamlar nerede? Giroud burada duruyor. Kaleye uzaklığı 40 metre. Arkasındaki adamla uzaklığı 25 metre. Şöyle bir açıda 10 tane adam zaten dizilmişler. Rakip karşılıyorlar. Videodaki bütün görüntülerde Giroud burada bir tane adama basıyor. Ya kardeşim zaten hani oyun burada oynanıyor. Orada direkt koysan oraya birilerine çarpacak o direkt yani. Hani kalkıp da buradan Giroud'a paye biçmek... Ya abi topsuz oyunda kritikmiş vesaire. Abi bu Mbappe, Griezmann, Kante, Pogba bak hani bütün bu adamların emeğine saygısızlık yani şuradan Giroud güzellemesi çıkartmak. Gözünü seveyim ya Giroud yerine Miru koy oraya. Çok da büyük peki bir fark abi, olmayacak. Peki abi Giroud yerine Miru koymuyor Didier Döşan? Onu söylesen bana. Döşan çünkü Döşan'la ilgili görüşlerimi biliyorsun. Tamam. Bu ayrı konu Giroud'la alakalı da şunu söyleyeyim. Giroud ben topçu değil demiyorum bak. Sence bu turnuva performansı kötü müydü? İyi değildi. Övülecek bir performans yok. Ben o yüzden o Giroud'dan övgü çıkarıp tamam, futbol biliyorum bak, şovu yapanlara da uzadım. Abi o övgü bak o övgü değil. Yani. O övgü değil. O sürekli Giroud'u sallayanlara karşı cevap verme isteğinde. Onun annesini senin babasını mısınız yani Allah Allah sene. Sen bana şunu söyle. Şimdi o zaman şunu yapsa daha iyi olmaz mıydı? Sen muhtemelen öyle diyeceksin. O zaman Giroud oynamasaydı abi turnuva boyunca. Griezmann'ı en ucu koysaydı. Giroud dünyanın en iyi yedek forvettir. Griezmann'ı en ucu koysaydı. Her takım için. Abi bak dur. Tamam. Mbappe sağ kenarda ya. Hmm. Griezmann'ı en ucu koysaydı. Sol kenarda Nebil Fekir ya da Osman Dembele'yi falan koysaydı. İlk daha iyi olurdu değil mi? Daha iyi olurdu o zaman mesela. Olabilirdi. Ama yapmadı. Ve 90 yani bütün maçlarda Giroud'u ilk 11'de oynatıp maçlarında sonuna kadar tutmaya devam etti. Bunun bir öneminin olması lazım. Programın başında seninle otururken Döşam'ın pek de hoca olmadığı konusunda zaten anlaşmıştık. Bu tercihte bulunan bir adamdan da övgü çıkaramayacağım. Yani benim görüşüm bu. Ben en ileri uca Cavani'mi alıyorum. Oh ben onu koyacaktım. Aynen. Ben önemli bir rol düşünüyorum abi Giroud'un. Abi bundan. Önemli rolü var. Kale eşit olmuş olmamış. Giroud övmeyin bana şu turnuvadan. Ya abi zaten Fransa hücumda plan olmayan bir takım. Yani adam zaten ona... ona göre dizayn edilmemiş. O zaman Gibar açmış Giroud'u. Başka bir şey dizayn edilmiş takım. Yok Gibar çok korkunç bir herifti ya. Yani şaka yapıyorum. Büyük ihtimalle Onur Erdem Gibar'dan daha iyi oynardı. Aynen aynen 98. Gibar'dan. Adam zaten demiş ben üretimi Mbappe'yle, Griezmann'la, Pogba'nın işte ileri çıkışları... Oraya eşek koysam oynar demiş değil mi yani? Hayır abicim ona göre kurulamış diyorum ve Santrfor'dan başka şeyler beklediği çok belli. Alan yaratıcı kullanmış. Beklediği şeylerin de çoğunu aldığını düşünüyorum ben. O yüzden Döşan'a Giroud'dan vuramayacağım. Sıra ben bu miti kıracağım. Onur Erdem, bu, ben futbolu başka türlü görüyorum. Giroud'a o yüzden sizin görmediğiniz bir sürü şey yapıyorum. Mitini kıracağım ben. İnşallah bir sürü destekçi toplamaya çalışıyorum şu anda. Sen... Bu işin arkasındayım. Ama abi oynamaya devam ediyor Giroud işte. Öyle bir sıkıntı var yani. Vallahi oynuyor da işte oynuyor. Yani nereye gitse oynamaya devam ediyor. Göreceğiz. Gerçi bu sene Chelsea oynayamayabilir. Chelsea bu arada. Chelsea... Bir soru soracağım sana. Bak Sarri'den yakaladım onu. Bir soru soracağım sana. Manchester United'ın. Manchester City, Liverpool, işte Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, kim var? Juventus. Bunlardan dünyanın en tepe 10-15 kulübünden birinin başındasınız. Hı hı. Birinci forvetiniz Giroud ile sezona başlar mısınız? Birinci forvetiniz Giroud. İlk 11 forvetiniz Giroud. Başlar mısınız sezona? Buna evet diyecek adamın futbol bilgisini soruyorum. Buna başlamam diyorum diye Giroud değersiz bir oyuncu olmuyor ki. Bunu demiyorum. Ben de zaten diyorum ki Giroud değersiz bir oyuncu ben de demiyorum. Ama... Abi öyle kilit rolü var, öyle alameti farikaları var, siz görmüyorsunuz noktasında bir ya oyuncu abi, değil öyle abi. Bir şey, ben demedim zaten. Sen orada adam video yapmış, benim, ona sallıyorsun sen de bana. Ona bana niye ben. Buradan sallıyorsun? Ben Can Mutlu'ya falan esas benim derdim, ona sallıyorum. Benim sallamın problemi yok. Abi Giroud Santrfor ya. Giroud Everton'ın çok güzel ilk 11 forveti olur. Onun dışındaki her takımda yedek forveti olur. O en zaman Giroud'u şöyle bağlıyoruz. Kaleye isabet şut atamadan ve gol atamadan tamamlayan 9 numara ama bir yandan takıma farklı türden katkısı oldu diye de bağlıyoruz. Sokak lambası. Sen ne dedin en son? Cavani. Yanına ne koydun ileri uçta? Diğerlerine katıyorum. Mbappe Hazar olur. Tamam. En uçta Cavani. Ben de koyuyorum. Hazar'ı geriye doğru, koymuştum. Cavani'yi unuttuk ya. Ben de Cavani koyacaktım. Ben o yüzden Hazar'ı geriye aldım bu arada. Çünkü ama Lukaku da iyiydi ya. İleride ben Lukaku'yu sağ çizgiye alacağım. Lukaku, Cavani ve Mbappe'yle. Harry Kane'i aldım. Çizgisinden gol çıkması iyiydi Lukaku'nun. Tam onu soracaktım. Niye Harry Kane gol kralı olduğu halde kimse hücumda düşünmedi Harry Kane'i? 3'ü penaltı galiba. Evet 3 penaltı. Bir tanesi böyle duran topta kaleciden dönen top vesaire.
Yani kötü oynadı falan demiyorum ben. Hı-hı. Ama zaten yani İngiltere'nin üretim problemi vardı. O yüzden Harry Kane de 6 gol atmasına rağmen bence çok öne çıkamadı. Ondan daha iyiler vardı. O yüzden almadım ben. En ilginç gol kralıydı herhalde. Yoksa yani kötü oynadı, ayak kırıklığı yarattı falan denmez. Salenko'nun 5 golünde bari bir şey falan var. Bir maçta 60 olması değişim ya, o şey yani. Ya düşünüyorum. İlginçliği başka. Yani Lineker'i oyun olarak düşünüyorum. O da 6 golle 86'da gol kralı olmuştu. Yani hala Lineker daha büyük bence o yüzden. Yani düşünüyorum golcülüğünü. Ama tabii yan bakış açısı da o çocukluğumuza denk gelen. Harry Kane daha iyi santrafor bence. Harry Kane bugünün santraforu. Topa, o duran topa vuruş tekniği müthiş bu arada, penaltı. O ayrı mesele yani. Çok çalıştı öyle. Lineker daha İngiliz tarzı bir oyuncu. Evet doğru. Kane ya, daha uluslararası. Lineker sağdan John Barnes ortalası, Mursun golcüsü. Arjantin attı. Ya bugünün futbolunda çok yer olmayan bir forvet bence. Ya ben o gol atma becerisi olan adamların abi her zaman ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. O garip bir içgüdü. Müller denen adam o içgüdüleriyle yaşadı yıllarca. Hani bilemem de öyle. Ya arada Alan Shearer bence ikisi de efsane. Hadi hocayı da seçelim, kapatalım. Alan Shearer inanılmaz bir adam. Teknik direktörü seçelim diyorum ama... Ben oyumu Belçika'dan yana kullanacağım, Martinez. Martinez. O çözüm aramaları çok hoşuma gitti oyun içinde. Benim belki kafam yandı. İsveç'in tek direktörünün adını unuttum. Johansson, Bo Johansson. İsveç'in tek direktörünü koydum. Ben de Roberto Martinez ve gruptan Ricardo Gareca diyeceğim. Peki turnuvanın devlet başkanı Putin mi Macron mu diye sorayım. Yoksa Marina Kitarovic mi? Kitarovic. Final seansında herhalde turnuvanın fotoğrafı Putin'e tutulan şemsiye olacak. Evet ya. Yanda herkes paramparça olmuş. baba şemsiyeyle dolaşıyor. Çok ilginçti gerçekten. Bu arada bir ay boyunca bize burada destek olan, yediğimizden, içtiğimizden, evet, çilemizden, mesela, derdimizden hepsini çeken arkadaşları da tek tek şimdi buraya davet ediyoruz hadi yayında. Berk'cim. Haydi. Muhammed. Abi Elif, İbrahim, hadi. Bu konuları konuştuk. Selim sadece şu anda rejide olduğu için gelemiyor. Diğer herkese alalım, beraber bir kapanış yapalım. Aslında bir ara bir Orkun da tanıtmak aynen lazım. Aynen, Orkun'a özür dilettiniz. Orkun Çolakoğlu değildir, Orkun evet. Yeşim'dir. Orkun, değil. Orkun Yeşim'i çok haksız sağlamdır. Lütfen herkes tek tek buraya gelirse. Haydi. Gel, gerçek mi ya? Evet, gerçek. Buyurun. İbrahim, elindeyiz. Şey, gel. Vantilatörle gelebilir misin doğru? Vantilatörle gelebilir misin? Ona ihtiyacımız var. Ama artık gelin yani. Gerçekten. Bir zahmet. Eyvallah abi. İşte bu. Oh. Rahatladık. Elif, Berk, İbrahim ve Muhammed burada bir ay boyunca bize iyi dayandınız. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Burak'la Selin'le aynı şekilde. Vantilatör de var abi. Şey. Var. Hakikaten var. Gerçekten var. O da özellikle Caner abiye çok yardım. Özellikle o çok önemliydi. Bu hayatımızın ortadan. İlk başlardaki yayınlarda açıyorduk bu vantilatörü ama ondan sonra ses geldiği için. Buradaki bu sıcaklığın sorumlusu da aslında bu ekip. Biz değiliz. Onu da söyleyelim. Bana çok oradan çaktılar. Onur bir havalandırma şey yapmadım falan diye. Siz açık açık söyleyin. Benim suçum mu? Klima randımansız. Teşekkürler. Klima randımansız. Teşekkürler. O zaman. Ekip, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun. Kapatalım o zaman. Buyurun. Kapatalım. Haydi. Bu son söyleyeceğiz bir şey var mı? Yok artık. Bitti zaten. Ne konuşuyoruz artık? Yani daha ne konuşuyoruz? O zaman kameraman yok. O yüzden garip geldi şu an. Buraya bak bakalım. Beyler sabit değil mi kameralar? Sabit. İyi yani. Daha sıkıntı. O zaman şundan veda edeyim. Bizlere bir ay boyunca eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Yeni dönemde farklı yayınlarda yine burada olacağız. Sokrates YouTube kanalında programlarımız devam edecek. Ama Dünya Kupası için bizle olan, izleyen, destekleyen, mesaj atan, onun dışında eleştirilerini gönderen iyi kötü fark etmez. Ve aynı zamanda en ufak kırıntıyla bile olsa bize katkı veren herkese bundan tekrar teşekkür edelim. Görüşmek üzere yakın zamanda. Hoşça kalın. Mm-hmm.